Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, İslam'ı Kur'an'dan okumak isimli programımıza bir alt başlık açtık. Bugün mevzumuz bana yazdırıldı inancı ve kutsal iftiralar olacak. Neden bu başlığı açtığımızı programımızın ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Allah nasip ederse bu programımızda değerli Muhammed Nurdoğan hocamla birlikte bu konuya temas edip İnsanlar neden Allah'tan vahiy aldıklarını iddia ederler? İnsanlar neden kendini peygamber gibi gösterirler? Neden ilhamı vahiy kavramlarını çarpıtırlar? Neden kendi kitaplarını Allah'ın kitabı sayarlar? Bu konulara temas edeceğiz. Ben hemen mevzuya geçmek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam bizi kırmadınız yine geldiniz. Estağfurullah. O bizim için büyük bir şeref. Allah razı olsun hocam. Bu bir şeydir, cihattır. Son anımıza kadar sürdüreceğiz inşallah. Tabii. Muhterem hocam, bu konuyu seçmemizin, istisnai olarak bunu istememizin pek güncel, çok nedeni var. Tabii, güncel. Evet. Bir de şu var hocam. Şimdi insanlar ben söyledim deyince bazıları dinlemeyebiliyor. Ama Allah'tan bana böyle geldi, Allah böyle dedi denilince farklı bir etki uyandırıyor. Şimdi hocam ben de ilk sorumu size şöyle sorayım. İnsanlar neden Allah'la konuştuklarını iddia ederler? Neden ilham vahiy adı altında Allah'tan bir şeyler aldıklarını iddia ederler? Ya bunun herhalde düşünecek olursak iki ana sebebi olmalı. Bunlardan bir tanesi muhtemel bir seçeneği zihinsel bir rahatsızlık. Yani psikiyatrik bir vaka olarak tarihin her döneminde şu anda bile birçok insan kendisini olağanüstü bir yerde görmek durumunda olabilir. Yani buna dair çok ilginç bir şey var. Yani bir sürü insan söylediğin gibi kendini Allah, peygamber, melek veya İsa, Mehdi gibi şeylere benzetiyor varlıklara. Hani bir doktora, bir psikiyatrist doktora demişler ki bir arkadaşımız kendisini peygamber olarak görüyor. Buna bir bakar mısınız? Muayene ettikten sonra demiş ki, ya alın götürün bunu demiş. Ben böyle bir peygamber göndermedim demiş. Şimdi yani insanlarda bu psikiyatrik bozukluklar olabilir. Yani herhalde akıl hastaneleri kendini peygamber, ilah veya başka türlü şeyler gören insanlarla dolu. Hani bir de onlar, siz kaç kişisiniz dışarıda, biz burada kaç kişiyiz esprisi de vardır ya. Evet. Sormuşlar kaç kişisiniz diye, siz dışarıda kaç kişisiniz demiş. Yani şimdi içeride acaba kendini ilah gören, kendini Allah ile konuşuyor vaziyette gören, peygamber gören, İsa gören, Mesih gören şu kadar insan olabilir. Şimdi bunlara sorsanız onlar da diyecekler ki siz bakalım kaç kişisiniz dışarıda. Doğrusu herhalde sayısız tiplerle şu an bile meşbu halde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hocam herhangi bir hafta geçmek yeni bir peygamber türemez. Evet. Evet, ben hayatımda yakın uzak bir sürü insandan bu tip iddiaları dile getirdiklerine bizzat şahidim. İkincisi esas tehlikeli olanı ise insanları Allah ile kandırmak durumunda olanlar. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayette var ya, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. O çok aldatıcı sizi Allah'la kandırmasın. Allah ile kandırmasın. Allah diyerek kandırmasın. Yahut da Allah ile görüştüğünü söyleyerek, Allah'tan haber aldığını söyleyerek, Allah'ın yakını olduğunu söyleyerek, hatta biraz daha ileri giderek Allah'ın kendi şeklinde tecelli ettiğini söyleyerek insanları Allah ile aldatmak yolunu seçmişlerdi ki tarihte herhalde insanlığın başına en büyük felaketleri getirenler de bu tip insanlardır. Şu anda çok güncel, çok açık, çok net bir şekilde ümmetin başına bela olan bir takım adamlar, şu anda Türkiye'nin başına büyük bir bela açmış olan bir
Örnekte de gördüğümüz gibi belki İslam'ın önündeki İslam toplumlarının gelişim çizgisi içerisindeki yeryüzünde Allah'a ibadet yolunda ümmetin önündeki en büyük engeller, en büyük handikaplar, en büyük barikatlar bu tip insanlardır. Yani kendilerini Allah'a nispet ederek, onlara yakınlık izafe ederek, kendilerine Allah'a yakınlık izafe ederek insanları kandırmak, çevrelerinde toplamak ve böylelikle onların maddi manevi anlamda sömürerek şeytani bir hakimiyet kurma, insanların üzerinde hükmetme. İnsanda böyle bir şeytani bir şey var. Yani insanlara hükmetmek ister. Ya eğer insan insandaki kulluk bilincini eğer gerçek merciine yönlendiremezse, yani eğer bizdeki taabbüt duygusunu, tedeyyün duygusunu, yani bir dindarlık içgüdüsüyle yaratılmışız biz. Beka içgüdüsünün yanında bir de insanlarda Cenab-ı Hak kendinden güçlü varlıklara karşı takdis ile ortaya çıkan bir tapınma içgüdüsüyle yaratılmıştır. Eğer bu sahibine döndürülebilirse, yani o yüzden biz İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız sana ibadet etmek ve yalnız ona sığınmak aslında içimizdeki başka başka güçlere tapınma içgüdüsünü bastıran bir şeydir. Eğer ona yönlenmezse, yani merciine yönlenmezse, asıl sahibine yönlenmezse bu duygu, bu sefer reflektif bir şekilde geri döner ve kişi bulduğu her şeye bu manada ilah gibi yapışmaya başlar. Yani başka hocam, kendi nefsi olmak üzere. Yani hocam, tek olan Allah'a kulluk etmeyenler kendilerine bir yığın put, evet, bir yığın tanrı bulur ya da icat eder. Aynen öyle. Şeyin Allame İkbal'in secdeyi tanımlarken söylediği gibi. Öyle bir secde ki seni bin secdeden kurtarır. Ne kadar manalı, ne kadar içinde onu hocam. Tabii. Bir secde edersin, seni diğer yalancı ilahlara, başta kendi nefsine olmak üzere, güçlere, kuvvetlere, vehmettiğin bir takım şeytani güçlere hizmet etmekten, taabbüt etmekten, onlara kul köle olmaktan seni kurtarır. Gerçek anlamda seni özgür bir birey haline getirir. Aslında İslam ümmetinin temel sorunlarından bir tanesi, biz henüz birey olmayı da öğrenememişiz. Hani o meşhur şeydir ya, yani sürü psikolojisinden kurtulup birey olabiliyor musunuz? Birey olabilmek için kişinin bir defa aklını kullanması gerekiyor. Yani burada yine karşımıza inanırken aklını kullanarak inanmak, taabbüt ederken aklını kullanarak taabbüt etmek ki o takvayı doğuran bir şeydir. Problemlerini çözerken, yani dünyevi problemlerini çözerken aklını kullanarak çözmek ki bu da İslam ve siyaset dediğimiz o çok yüksek konsepti gündeme getiriyor. Bunlardan yoksun olursanız, eğer aklınızı kullanmayarak yaşıyorsanız, Rabbinizi bulma وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ diyor Allah Teala. Onlar hakkıyla Allah'ı takdir edemediler. Niye takdir edemediler? Takdir edebilecek enstrümanları yok. Takdir, değerlendirme, ölçme, biçme demektir. Neyle ölçüp biçeceksiniz? Pusulanız şaşmış, beyniniz tarumar olmuş, kullanmıyorsunuz, küflenmiş, paslanmış bir pusulayla yola çıkamazsınız. O pusulanızı işler hale getireceksiniz. Ve ondan sonra da bir de harita alacaksınız elinize. O zaman yolunuzu bulacaksınız. Azgın denizlerde, karanlık gecelerde nasıl yolunuzu bulursunuz? Gemidesiniz, transatlantiktesiniz. Yolunuzu nasıl bulacaksınız? Pusulayla doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi seçeceksiniz. Ondan sonra da elinizde bir harita olacak. Haritayla pusula beraber sizi istikametinize nokta tespiti götürecek. İşte akıl bir pusuladır. Fıtrat ta Allah Teala'nın yarattığı hidayetinin bir tecellisi olarak, hadilik sıfatının bir tecellisi olarak insana hidayet ettik biz diyor.
En başta akılla hidayet etti. Bizi doğru yolu, kuzeyi, güneyi, batıyı, doğuyu bulabilecek bir fıtratta yarattı. Akıl sahibi kıldı. Sonra bu dünyanın ve öte dünyanın haritası olan kitabını gönderdi. Siz o pusulayı kullanmayarak haritadan bir sonuç elde edemezsiniz. Evet. Haritayı kullanmadan da pusulayla tek başınıza bulamazsınız yolu. Böyle olunca şaşar kalırsınız. Ondan sonra da bu sefer denize düşen yılana sarılırmış misali. O azgın denizlerde bulduğunuz bir güç, vehmettiğiniz bir güce başlarsınız sığınmaya. Ondan bir şeyler talep etmeye ve bunun için de önce tabii ki kendinizi kutsallaştırmak zorundasınız. Ve vehimlerinizi sanki gerçekmiş gibi kabul etmek ve birilerine kabul ettirmek için de Allah ile ilişkinizi iftira ile ortaya koymak durumunda kalacaksınız. Ki siz hem kendi kendinizi kandırabilirsiniz veya başkalarını da kandırabilirsiniz. Yani vehimlerinizi bir müddet sonra, burada bir şizofrenik ve paranoyak bir durum da var. Yani her ne kadar önce dediğimiz gibi, yani bunların bir kısmı gerçek anlamda hasta ruhlu, hakikaten tımarhanelik tiplerdir. Ama bir de hani deliler üç türlüdür derler. Zır deli, zır zır deli, bir de hınzır deli. Şimdi bir de hınzır delilerimiz var. İşte burada bilinçli bir şekilde insanları yoldan saptırarak kendisi ile Allah arasında ilişki olduğunu, iftirasını insanlara kabul ettirmeye çalışanlar hınzır deliler, ama aslına bakarsanız bu da bir patolojik bir haldir. Bu da kalbin, zihnin, aklın ve vicdanın bir hastalığıdır. Şirk bir hastalıktır. Şirk bir ciddi hastalıktır. Patolojik bir durumdur. Dengesizlik halidir. Hocam şöyle bir durum var. Şimdi insanların en zayıf yönleri inançlarıdır. Evet. Tabii. Türk halkı olarak da en çok aldatıldığımız yerde inançlarımızdır. Yani inançlarımızı düzenlerken, denetlerken akıl değil de duygu ön plana çıkartırsak, yani Allah şöyle dedi, Allah böyle, tamam Allah'a inanalım, Allah'a güvenelim, Allah'ı çok sevelim, her şeyden fazla çok sevelim ama Allah'la sizin aranızda benim özel bir makamım var. Gelin şu işi Allah'ın, ben sizin adınıza halledeyim diyenler. Emin misin abi diye soracaksın ona. Bak, emin misin Allah'ın yanında özel bir makamın olduğunu? Yahut da bazen çok duyarız ya biz, Allah'ın büyük veli kulları. Ya ben soruyorum arkadaş, yani veliyi burada Allah'ın yakın dostu anlamında kullanıyorlar. Aslında veli, velayet ve velilik dostlukla hiç alakası yok, ayrı bir konu. Çünkü dost kelimesini Allah Kur'an'da halil şeyiyle, sözcüğüyle kullanıyor. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Velilik ise yardımcılık, onun yakını olmak, onun yerine, onun adına görev yapma yetkisi kendinde bulunan kişi demektir. Velilik bu demektir. Yani müminler müminlerin velisidirler. Yani yardımcılarıdırlar. Onların yerine onların menfaatlerini, onların şeylerini korurlar. Şimdi adam dost anlamında Allah'ın büyük velisi. Ya emin misin? Onun Allah'ın yanında mutlak anlamda velayet, neyse o vehmedilen velayet. Hilafet diyorlar hocam. Bu tanımınız hilafete daha uygun düşüyor. Yani Allah'ın halifesi. Onun adına yeryüzünde iş göre. Allah öyle bir hilafeti Bakara suresinde Allah'ın hilafeti demiyor. Biz halife nasip edeceğiz. Halife arka arkaya gelen, belki de insanlardan önce bulunan nesillerin halefi olarak onları gönderiyor. Bir takım güçler, meleklere arz ediyor çünkü. Yani yeryüzünün güçlerine arz ediyor. Allah Teala sunuyor, diyor ki biz efendim böyle bir varlık yaratacağız. Yeryüzünün halifesi olarak, Allah'ın halifesi demiyor ki. Allah'ın halifesi olmak ne demektir? Halef-selef ilişkisi yok ki insanla Allah arasında. Allah'ın böyle, yerini birisi alamaz öyle ki. Öyle bir şey yok. Bu saçmalık yani hocam. Allah sıfatlarından insana, kendi sıfatlarından insana lütfetmiş. Ruhundan ruh üflemiş.
onları gören gözler, işiten kulaklar, düşünen beyinler sahibi kılmış. Bu manada Allah'ın ruhu, Allah'ın sıfatlarının insana bağışlanmasıdır. Küçük çaplı, insan için çok büyük. Yoksa haleflik, seleflik ilişkisi söz konusu değil. Çünkü halef-selef ilişkisinde halef, selefin görevini iptal eder. Yani birisi geldiği zaman eskisi hükümden kalkar. Şimdi başbakan seçime girer, yeni bir başbakan seçilir. O bu eski başbakanın halefidir. Bu istifa eden de yeni başbakanın selefidir. Dolayısıyla halef geldiği zaman selefin işi bitmiş olur. Şimdi eğer Allah'ın biz halifesi isek, o zaman Cenab-ı Hakk'ın bütün yetki sıfatlarını da biz üzerimize, uhdemize almış oluruz ki bu da Cenab-ı Hakk'ı yetkisiz, tasarrufsuz bir varlık haline zihnimize getirmiş oluruz ki haşa böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi Allah'ın velisiyim diyenler aslında buna kapı açan insanlar. Evet, yani emin misiniz? Biraz önce onu sordum ben size. Yani şimdi bakın emin olmak, ben bu şahsın Allah'ın dostu, Allah'ın hatırını kıramadığı tırnak içerisinde yakını olduğuna inanıyorum. Bu bir iman meselesidir. Amentü. Peki iman kelimesinin kökü nedir? Emine, emin olmak demektir. Güvenmek demektir. Emin olmak ve güvenmek. Emin olmak da bilmeyi gerektirir. Bilmediğin şeye güvenemezsin. Bilmediğin şeye güvenemezsin. Bilmediğin şeyden emin olamazsın. O halde biz amentü billah dediğimiz zaman Allah'ın varlığından eminiz. Allah'ın tek ilah olduğundan eminiz. Hani yıllardır iman kurtardığını söyleyen Nurcu arkadaşlar, esas itibariyle baktığınız zaman bu iman kurtarmayı Allah'ın varlığını ispat olarak görüyorlar. 70 yıldır, 80 yıldır hala Allah'ın varlığını ispat etme. Halbuki esas itibariyle Allah'ın varlığını ispat etmeye ihtiyaç yoktur. Fıtri akıl zaten Allah'ın varlığını ister istemez kabul ediyor. İnsan o bilgiyle, o ön bilgiyle, o tabiatına işlenmiş, programmış, kodlanmış bir şekilde dünyaya gelir zaten. Esas sapma Allah'tan başka veliler, Allah'tan başka ilahlar icat etmektir. Yani peygamberlerin karşısındaki en büyük handikap, en büyük sıkıntı buydu. Yani peygamberlerin mücadele ettikleri kişiler Allah'ı reddeden materyalist, pozitivist kişiler değildiler, mümin kişiler idiler. Ama müşrik imanlarına şirk koşuyorlardı. Hocam dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamberin bir ateistle tartıştığı yazmaz. Yok. Hiçbir rivayette peygamber efendimizin bir ateistle tartıştığı yazmaz. Sahabelerin ateistlerle tartıştıkları yazmaz. Neden? Çünkü çok iyi biliyoruz ki insan yaratılış itibariyle Cenab-ı Allah'ın varlığı birliğine kodlanmış bir şekilde dünyaya geldiğinden ateizmde, salt ateizm mümkün değildir. Böyle bir şey yoktur. Mümkün değildir. Zaten şimdi bakın, yani biz bazen konuşurken şöyle deriz bazen. Ya bu senin dediğin eşyanın realitesine aykırı. Yani akla aykırı demektir. Eşyanın realitesi nedir? Eşyanın realitesi eşyanın mahluk olduğudur. Bakın. Eşyanın mahluk olduğudur. Demek ki eşyanın mahluk olduğu ve eşyanın, maddenin, hayatın bir yaratıcısının bulunduğu hakikati aklın, fıtri aklın insandaki ilk alametidir. Eğer bir kişi bu temel fıtri, tabii imanı zedelemiş ve bu daireden çıkmışsa, bunun aslında bunda bir akliyet sorunu vardır. Yani kişide var olan a priori akıl fakat kullanılmadığı için Allah böyle bir kişiyi akıl sahibi olarak kabul etmiyor. Yani akıllı kullanmayan adam da akılsızdır. Lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri var, onunla düşünmüyorlar. Akılları var, yani kalp, dimağları var. Gözleri var, görmüyorlar. Beyinleri var, dimağları var, onunla düşünmüyorlar. O zaman onlar kel enami belhum adal. Onlar hayvanlar gibidir. Yani akılsız
varlıklar gibidir. Hatta daha aşağıdırlar. Şimdi bu bakımdan esas itibariyle materyalist bile, diyelim ki materyalist ne diyor? Diyor ki Allah yok. Evet, ne var? Evren sonsuzdur, başlangıcı yoktur, sonu da yoktur. Ebedidir, ezelidir diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatını müminlerin Cenab-ı Hakk'a tasdik ederek izafe ettikleri bu sıfatı maddeye materyalist izafe ediyor. Yani ona göre madde tanrıdır. Yani hocam adlarını madde koydukları bir tanrıya ibaret ediyorlar aslında. Evet. Şimdi dolayısıyla onlar da aslında ezeli ebedi bir yaratıcının varlığını kabul ediyorlar ama bunu maddeye yönlendiriyorlar. Şimdi asıl yani dinin, İslam'ın, Kur'an'ın insanları uyardığı en büyük tehlike olarak insanların karşısında duran ve şu anda yeryüzünü ifsad eden temel hata şirktir. Bu şirk, esas iman bu noktada başlıyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir azim bir günahtır. Bir zulümdür. Yani şirk aslında başta insanın kendisine, evrene, kainata, yere, göğe, Allah'a karşı işlenmiş büyük bir cinayettir, büyük bir zulümdür. Hocam, bu zulümün çeşitli versiyonları evet. var. Çeşitli şekillerde meydana geliyor, vücut buluyor. Şimdi biz bugünkü programımızda bu şirkin Allah'tan vahiy aldığını iddia edenler tarafından nasıl icra edildiğine değineceğiz. Evet. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim size. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 112. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Bilen. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪ينَ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفًا قَبْلِ غُرُورًا Biz diyor her bir peygambere, nebiye, insandan ve cinden şeytanlar musallat ettik. Bunlar diyor onlara diyor güzel sözlerle şey yaparlar. Vahyederler diyor. Şimdi üzerinde durulmayan bir kavramı Kur'an gündemimize sokuyor. Şeytani vahiy nedir? Evet. Allah'ın vahyettiğine iman ediyoruz ama aynı Allah şeytanın da vahyetmesinden bahsediyor. Şeytan neleri vahyeder hocam? Şimdi ben nedir yani şeytan? Tabii şeytan kelimesi üzerinde durmak gerekir. Belki biz diğer şeylerde bu konuyu biraz irdelemeye çalışırız. Kur'an'ın semantik bütünlüğü içerisine bakıldığında şeytanın, hannasın, minel cinneti ve nas olduğu. Yani cinden ve insten. Şimdi ins... Bu ayette de söylüyor hocam. Evet, burada da söylüyor. İns dediğimiz dışta görünen eli yüzü, efendim bizim beş duyumuzun muhatabı olan varlığıyla şeyler, ki bunlardan şeytanlar. Cin ise görünmeyen iç dünyamızdaki şirke, zulme, isyana, kötülüğe doğru bizi götüren duygu dünyamızın odak noktası. Yani biz zaman zaman vahiy ise gizli fısıldamak demektir. Vahiy kelimesi bir şeyi, bir kişinin bir kişiye gizlice bir şeyi fısıldamasıdır. Yahut da arıya vahyetti ayetinde olduğu gibi içgüdü yüklemek. İçgüdü yüklemesidir. Ruh üflenmesi gibi içgüdü yüklemesidir. Buna da vahiy diyoruz Allah'ın insana. Bizde de bu anlamda Allah bize de içgüdüler yüklemiştir. Biz de bu anlamda vahye muhatap olmuşuz yaratılırken. Ancak vahyin bir başka şeyi de Kur'an mesajının, ilahi mesajın insanlardan birisine ruh vasıtasıyla ulaştırılmasına. Evet, ilham ile vahiy akraba kavramlardır. Ancak ilham şu, yani vahyin şu anlamdaki yani şeytanların birbirlerine veya insanlara vahyetmesi ilhamla, belki propagandayla, belki
aldatıcı, zuhruful kavl çünkü diyor. Cicili bicili, yaldızlı sözler söyleyerek, insanları kandırarak, gözlerini boyayarak, bu bir ilham meselesidir. Yani gizli fısıldamak. Kişi kendi ruhundan da, iç dünyasından da ilham alır. Dış dünyadan da ilham alır. Ancak bu ilhamın vahiy dediğimiz, işte dinimizin en önemli kavramlarından birisini ifade ettiği zaman, bu gelen ilhamın Allah'tan geldiğine kesin iman edilmiş haline biz vahiy diyoruz. Yani evet, melekler de vahyeder, Allah da vahyeder, arıya da vahyeder, bana da vahyeder, sana da vahyeder, şeytan da vahyeder. Bunu nübüvvetten ayıran ise? Bu nübüvvetten ayıran şey, gönderilen bu şeyin önünün arkasının kesinlikle tespit edilmiş Allah'tan geldiği mühürle, imzayla, belgeyle sabit olan halidir. Peki hocam, insan şeytanları ve cin şeytanlarının vahyetmesi bu noktada tam da ne olmuş oluyor? Allah'ın vahyini yanlış anlaşılması için, çarpıtılması için yapmış oldukları telkinler de şeytani vahiyler olmuş oluyor. Evet, tabii. Ve onlar aslında Allah'ın vahyinin iptal edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın mesajlarının insanlara ulaşmasını ve böylelikle insanlığın uyanmasını engellemek, onların kurdukları bu kirli ilişkinin deşifre olmasını engellemek için Allah'ın vahyini iptal etmek için önce ya bir defa siz bu vahyi, bu kitabı anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız diye bir söylem geliştiriyorlar. Aman 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 aman, fitne çıkar hatta. Söyleyeyim, şeytani vahyin güncel yansımaları, evet. İçimizdeki görünümler. Yani adamlar şöyle yaslanıyorlar, utanmadan, sıkılmadan, Allah'tan korkmadan, vicdansız bir şekilde diyorlar ki aman sakın Kur'an-ı Kerim'i okumayın, anlamaya çalışarak okumayın, fitne çıkar. Bu kitabı siz kimsiniz ki anlayalım, anlayasınız, biz kimiz ki anlayalım diyerek böyle tevazu gösterileri içerisinde şeytanca Allah'ın vahyinin insanlara ulaşmasını, akılların cahiliye kirlerinden, kalplerin küfür, isyan ve cehalet kirlerinden arınmasını engellemek için, çünkü Kur'an bir serum gibi bağlanıldığı zaman damarlardaki ne kadar kirli kan varsa, aklın ve vicdanın damarlarına ne kadar kir varsa silip kaldırıp atar ve tertemiz Allah'ın nuru damarlarınızda dolaşmaya başlar. Aklınızın damarlarında, aklınızın efendim hücrelerinde, kalbinizin odacıklarında Allah'ın nuru atmaya başlar. Onu engellemek için önce efendim aman 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 sakın okumayın. Sakın okumayın. Bu zor bir kitap. Siz kimsiniz ki anlayasınız falan. Arada bir aracı tefeci lazım falan filan gibi şeytanca. Ama onu da arkasından bunu takviye edecek şekilde sizin neye ihtiyacınız var canım? Aha bizden alacağınız şeylerle bize Allah vahyediyor. Bizim Efendimiz'e Allah özel haber gönderiyor. Bak Risalet nurları, işte Risale-i Nurlar, gönderilmiş mesajlar demektir. Risale, resele fiilinden gönderme, gönderilmiş mesajlar demektir. Hem de nur risaleleri, işte Risalet nurları nedir o Amerika'daki meczup? İskender. İskender Efendi, öbürü de efendim. Bunlar ne diyorlar? Gönderilmiş, yazdırılmış, bizim bir dahlimiz yok. Allah tarafından. Emin misin abi? Bana bir belge göster. Hani her peygamber, her nebi geldiğinde getirdiği haberin Allah'tan olduğunu konusunda insanları ilzam etmek için ispat saadetinde ona belge isterler, ayet isterler. Yani mucize diyoruz biz ona ama yanlış kullanılıyor. Belge isterler, belge. Yani Cumhurbaşkanlığı bir yere elçi gönderdiği zaman efendim ona bir mektup verir, mühür verir. Bu benim elçimdir diye. Değil mi? Beni temsil ediyor. Beni temsil ediyor. Şimdi peygamberler de geldikleri, nebiler de geldikleri toplumun o günkü şartlarında onları ilzam edecek,
akıllarını ilzam edecek. İman etmeleri konusunda onları mecbur kılacak. Aklen belgeyle gelecekler. O belge ile geldiğinde ha sen hak peygambersin o zaman biz sana iman ettik deme hakkını kişiler kazanmış olsunlar ve kendilerini de böylelikle o dinin, o mesajın mümini, o mesajın iman edeni, o mesajdan emin olduğu için getiren kişinin nübüvvetine iman, getirilen mesajın gerçekliğine iman hasıl olmuş olur. Yoksa öbür türlü işte atıp tutuyorlar koca karı inancı falan filan. Yani yazdırdı, niye koca karı inancı falan olsun efendim? Niye araştırıcı aydın insanın imanı olmasın da yani tahkik, ille bilinçsizlik, ille akıl dışı, ille geleneksellik devreye girecek ki çünkü o yolların kapanmasına engel olsunlar. Şimdi koca karı diyerek böylelikle koca karı imanı nasıl olmuştur? Düşünmeden, taşınmadan, aklını kullanmadan geleneksel, babadan, dededen kalma bir şey, aklını kullanarak bu koca karı iman etti. Hayır. Atadan, dededen duydukları. Evet, gelenek. Şimdi Allah Teala demiyor mu yani? Evelev kâne âbâuhum lâ yâkilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Gelin Allah'ın indirdiğine teslim olun, ona iman edin dediklerinde o müşrikler ne derler? Hayır, biz babalarımızı, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak onu izliyoruz. Sizin atalarınız, dedeleriniz aklını kullanmayan cahil kişiler olsalar da mı onları izliyorsunuz? Aklını kullanmıyorlarsa. Demek ki buradan evelev kâne âbâuhum lâ ye'akilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Şimdi buradan reddedilmesi gereken bir şeyi izah ederken aklını kullanmıyorlar diye Allah Teala suçluyorsa atalar, dedeler dinine tabi olanları, o zaman gerçek bir imanın akılla girilmiş bir daire olduğunu Allah Teala buradan mefhumu muhalifinden bize açık ve net bir şekilde söylemiş olmuyor mu? Aynen öyle hocam. Hocam şöyle bir durum var. Şimdi Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İbrahim sizin için bir örnektir diyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'a buyuruyor ki ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ha. Soruyor Allah'a. Allah da sen İnanmadım. Benim Allah olduğumu bilmiyor musun? Sen de peygambersin. Niye bunu bana soruyorsun? Allah-u Teala böyle demiyor. Evvela. İnanmıyor musun? Evvelev kâne ha şey diyor. Mutmain olmak istiyorum. Evet. Kalbim mutmain olsun kalbi. Bela velakin liyetmainne kalbi. Bakın burada ne biliyor musunuz? Hani niye koca karı iman ediyorsun da İbrahim'in imanı demiyorsun? Ha. Ona getireceğim lafı. Allah razı olsun. Yani koskoca... Ya hak ve hakikat budur işte kardeşim. Hocam Allah buyuruyor ki Kur'an-ı yamulmuyorsanız, yamulmak istemiyorsanız ama ben yamulmak istiyorum diyorsan gidersin koca karıyı bulursun. Uydurursun önce bunu. Ama burada İbrahim var. Hepimizin efendim örnek için Allah Teala bize İbrahim'de sizin aynen için hocam örnek var dedi. Hayır İbrahim'in imanı gibi değil de... Niye koca karı gibi? Evet. Bir de hocam şöyle bir şey var. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki babanız İbrahim'in milletine girin, evet, ondan olun. Şimdi iki türlü baba olduğu anlaşılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi cehaletin, akılsızlığın, Kur'an'ın mahkum ettiği babalar silsilesi. İkincisi de İbrahim gibi kafalarını çalıştıran, Allah'a neye inandığını bilen İbrahim silsilesi, İbrahim gibiler ve izinden gidenler evet silsilesi. Eğer Allah buyuruyor ki, eğer ille de ata dede diyorsanız, birinin peşine takılacağım diyorsanız, buyurun İbrahim. Ayette de Hazreti Peygamber için söylüyor. مَا كَنَا مُحَمَّدٍ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ O sizin hiçbirinizin tek tek babası değil, o ümmetin babası anlamında. Ama o Allah'ın Resulüdür diyor. Bakın, şimdi atalar, dedeler... Kutsal baba silsilesini Kur'an-ı Kerim yok evet, ediyor. Yok burada ediyor, evet. Hani hiç kimse Muhammed benim dedemdi, babamdı demesin evet, bunu Kur'an-ı Kerim mahkum evet etmiş. Yani buradan bir de şey sonucunu da çıkarabiliriz. Hani maalesef tarikatlerde, cemaatlerde liderlik babadan oğula geçer. Değil mi? Ve saltanattır bir nevi. Bunun da kökünü kazıyor Allah. Kesinlikle. Bizim inancımıza göre, bakın hocam, şimdi aklın işletildiği yerlerde, efendim eleştirel aklın çalıştığı yerde liderler başka liderler üretirler. O cemaatler kendilerine farklı farklı liderler üretirler. Evet. Fakat aklın işletilmediği yerde liderlik ya da ast üst akıllı bilgin ilişkisi falan değil de
affedersiniz, sürü psikolojisine koyun gibi insanların evet. birbirine tabi olduğu, birine derse öbürünün peşine gittiği böyle kör taklit, akılsız bir ortam oluşur. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu kabul etmiyor. Kula kulluk düzeni bu. Yani kula kulluk düzenidir. Kula kulluk düzeni. Ve irticadır aynı zamanda. Evet, irtica. İlimin, bilimin gelişmesinde evet. de en büyük engel. Sadece Allah'a kul olmak, İslam'ın yolu. Allah'tan başka kendilerine kulluk arayanlar, Mevla arayanlar, Rab ve Efendi arayanlar ise irtica yolunu, irtidat yolunu, şirk yolunu insanlara kolaylaştırmakta ve insanları buraya aldatarak sürüklemektedirler. Öyleyse, bu hocam, büyük günah. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah'ın vahyine musallat olan, bu vahyin anlaşılmaması için, bu vahyin yanlış anlaşılması için uğraşan kimselerin tamamı şeytan, şeytanın kulları, şeytani vahyin elçileridir. Tabii, tabii. Allah'ın elçisini, son elçisini göndermek ve vahiy kapısı kapanmıştır. Fakat şeytanın elçileri kıyamete kadar bitmeyecektir. Bunlar sürekli olarak geleceklerdir. Evet, tabii. Şimdi hocam tabii. bu noktada Yüce Allah vahiy kapısını kapatmış olmasına rağmen bu kapıdan kaçak girmeye çalışanlar var. Kapıyı aşındırmaya çalışanlar var. Ben hocam bu konuyla ilgili birkaç ayeti tabii, okuyacağım tabii. inşallah. Yüce Allah ne buyurmuş? Önce bunu bir anlamaya çalışalım. Hocam Bakara suresinin 79. ayetinde Yüce Allah'ımız şöyle buyuruyor. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah katındandır derler. Vay ellerini kazandıklarından ötürü onların haline, vay kazandıklarından dolayı onların haline. Evet. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hocam bu Ali İmran suresinin bu ayeti beni çok çok düşündürdü. Çok çok düşündürdü. Önce ayeti okuyayım hocam, sonra aklıma takılan şeyi sizinle paylaşacağım. Onlardan bir grup vardır ki, kitaptan olmadığı halde kitaptan sanasınız diye kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allahu Ekber. Göz göre göre bile bile Allah'a iftira atarlar. Edilir. Şimdi hocam buradan üç şey çıkıyor. Hiç korkmazlar mı şu ayeti okuduğu zaman bir insan yani bu bana yazdırıldı diyen yahut da haşa ben Allah ile görüştüm, benim şeyhime sordum, Cenab-ı Hakk'a beni bir sor bakalım dedim. O da dedi ki aman aman onu bana bırak, sakın ona karışma. Şimdi burada şu ayeti okuduğu zaman bakın bu hocam? Yaptığı büyük cinayetin, işlediği cinayetin farkına varmaz mı insan? Ve yekulune alallahi'l kezibe ve hum ya'lemun. Bile bile. Bile bile. Şimdi hocam ilk olarak göze çarpan şu. Bizi Allah ile aldatmaya çalışan şeytanlar onu bilmediklerinden yapmıyorlar. Çok iyi bildiklerinden. Tabii, tabii, bunlar vahye musallat olan insanlar. İşte dedim ya yani hınzır deli. Dedik ya. İşte o yani tabii, kasıtlı bir delilik bile, var tabii. burada. Bir de hocam ayeti gelmeden iki farklı şey anlaşılıyor. Birincisi doğrudan Allah'tan aldım diyor. İkincisi de kitaptan aldım diyor. Birincisi Allah'tan aldım diyerek doğrudan vahye muhatap olduğunu söylüyor. Şeytani bir yalancılık. İkincisi de bunu üstü kapalı yapıyor. Kitap böyle diyor. Ben demiyorum kitap böyle diyor. İşte beni, biz, buyuruyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de. Size Allah'a ulaştıracak vesileler arayın. Tamam diyor, burada bizim tarikattan şeyhten bahsetti falan diye. Böyle üstü kapalı, aslında aklını kullanan için de gayet de açık bir şey. Evet. Allah-u Teala burada iki tehlikeye dikkat çekiyor. Şimdi hocam, Kur'an-ı Kerim böyle söylemiş olmasına rağmen, az önce söylediğin gibi, bu kapıdan kaçak olarak girmeye çalışanlar var. Ve bunlar maalesef o kadar yaygın ki, gün geçmiyor ki yeni bir peygamberle karşılaşmayalım. Ortalık peygamberden geçilmiyor. Evet. Ben hocam bunun güncel örneklerinden bazılarına değinmek istiyorum. Şimdi hocam size bir şey okuyacağım. Görüşlerinizi ondan sonra dinleyeceğim. Sonra da diğer kitaplara değineceğiz. Hocam şunu da okuyacağım yer islamnurusohbet.net fıkıh.info sayıtnursi.de yeniasya.com.tr gazeteoku.com, nurlis.com, sorularla.sayidnursi.com, sorularla.risale.com'da yayınlanan bir yazı. Bakınız hocam ne diyorlar. Ferit makamı nedir? Nasıl bir makamdır? Risale-i Nur'un
şahs-ı manevisinin ferit makamına mazhar oluşu ne demektir? Soru bu. Ferit mi, fert mi? Ferit diyor hocam. Ferit. Aynı manada fert, kullanıyor fert, zaten. Tabii. Ferdiyet makamı diye geçiyor. Ferdiyet, evet. Şimdi hocam burada bir vatandaş, yazarın ismini vermeyeyim, ona bir soru soruyor. Nedir bu diyor. Ferit makamı ne demek? Burada olunca ne oluyor? Şimdi verilen cevap şu. Uzun bir yazı, tamamını okumayacağım. Ama can alıcı bölgeleri şunlar. Ferdiyet makamı tasavvufta kutbiyetin ve gafsiyetin üstünde bir makamdır. Hocam çok iyi biliyorsunuz ki bunların hepsi uydurma, tabii, saçma tabii, sapan, tabii, asılsız, tabii. Kur'an'la hiçbir alakası olmayan şeyler. Ama bakınız o uydurmalar üzerinde ne bina etmeye çalışıyor? Plotinus'un devir nazariyesinin getirdiği bu şeyler bunlar. Ve bunlara da ondan sonra böyle Arapça kelimeler veya Kur'an'da geçen bir takım kavramları alet ederek bunları dinden sanasınız, kitaptan sanasınız diye. Evet, Ali İmran 78. Evet. Evet. Makamların en yükseğidir. Bu makamda bulunan zat araya hiç kimseyi, hiçbir makamı koymadan, kimseden ders almadan, kimsenin manevi terbiyesine girmeden doğrudan Allah'tan, Kur'an'dan ve Resulullah'tan tefeyyüz ederler, feyiz alırlar ve bütün derslerini hiçbir aracı hissetmeden ilk kaynağa dayandırırlar. Ferdiyet buymuş yani. Bu makamda oturan kimler şahıs. Kimler bunlar? Bakalım ne diyormuş hocam? Kimmiş bunlar? Bakalım kimmiş? Ben de merak ettim. Evet. Bu makam sahibi zevat, tasavvuf geleneğinde mukarrepler diye de bilinir. Öyle de denir. Tamam, mukarrebun, güzel. Evet. Mukarrebun. Allah'a yaklaştırılmış. Çarpıttıkları bir başka kavram. Tabii. Yani, melekler gibi, affedersin. Bir de mukarreb kelimesinin melek manası var. Evet hocam. Melek-i mukarreb. Yani bunlar neredeyse meleklik makamına yüceltilmiş, yaklaştırılmış kişiler. Merak ettim, kimmiş bunlar acaba? Bu makam sahibi zevat, tasavvuf geleneğinde mukarreb de denmektedir, öyle de bilinir. Yani bu zevat Allah tarafından seçilir. Hidayet nurunu doğrudan Allah'tan alırlar. İmam Rabbani şöyle diyor. Ferdiyet kemalatını da kendisinde bulunduran bir irşat kutbu çok nadir bulunur. Böyle bir cevher birçok asırdan sonra meydana gelir. Karanlık alem onun gelişinin nuruyla aydınlanır. Onun irşat ve hidayet nuru bütün alemi kuşatır. Ta arştan dünyanın ortasına kadar her kime doğru yol, hidayet, iman ve marifet gelirse onun vasıtasıyla gelir, ondan istifade eder. Biz de soruyoruz, kim peki bu yüce zat? Veliler ve imamlar içinde bu makamın en has sahibi ise Hazreti Mehdi'dir. Günümüz itibariyle zuhuru anlaşıldığı için söyleyelim, Bediüzzaman Said Nursi'dir. Doğrudan doğruya Allah'tan ders alan, aldığı dersleri ilk kaynağa dayandıran. Bakınız Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ı alıyor ama Said Nursi doğrudan Allah'tan alıyormuş. Kime hidayet geliyorsa, yeryüzünde ne kadar zulümet aydınlığa dönüşmüşse hepsi bu zatın sayesinde olmuştur. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada enteresan şey, bir defa yani şimdi nurculuğun biz söylediğimiz zaman canım tasavvufla alakası yok falan filan diyorlar. Tamam mı? Gördüğünüz gibi tasavvuftaki uydurulmuş vahdeti vücut inancı, o kutb, gavs, evtat, işte vetet neyse o manevi parlamento ki haşa Allah'ı neredeyse gölgede bırakacak bir parlamento. Cenab-ı Hak bunlara tasarruf yetkisini veriyor, kendisi geriye çekiliyor, bunlar idare ediyorlar. Hatta bu ferdiyet makamı bunların bile üstünde bir makam olarak karşımıza duruyor. Yani şimdi burada Said Nursi'yi bütün bu makamların üstünde doğrudan Allah ile münasebet kuran bir ikinci neredeyse pozisyonuna getiren bir felaket. Yani şu söz bir felaket. Şu ifade bir felaket, bir inanılmaz cinayet. Şimdi bir, nurculuk demek ki çok ciddi bir şekilde koyu vahdeti vücut geleneğinden mülhem bir şeydir, harekettir. İki, kardeşim şimdi Pensilvanya meczubunu biz dediğimiz zaman ya bu nurculuktan yetişti, kıyamet kopuyor ve bir takım televizyonlarda bu gerçeği gizlemek için hemen anlı şanlı nurcularımızı toplayıp bir Fethullah Gülen
şeyi yaparak, güya karşı sözde çıkış yaparak karşı çıkış yapıp buradan nurculuk ideolojisini, felsefesini temize çıkarma faaliyeti. Şimdi bakın, eğer Said-i Nursi bir yerde, bir de zannediyorum ferdiyet makamı nurculara ait bir makam olarak. Onu ben söyleyecektim hocam, siz benden önce söylediniz. Aynı sitelerdeki yazıları diğer ferdiyetle ilgili yani incelendiği zaman ferdiyet diyor artık diyor nur cemaatine geçmiştir bitti diyor. O zaman bu nur cemaatinin içerisinden bir vatandaşın bunu açık ve net bir şekilde dillendirmiş olmasına niye karşı çıkılıyor? İşte buyurun. Burada söylediği ne diyor Pensilvanya meczubu? Allah bana dedi ki bitti. Kainatı sen Muhammed bitti için yarattım, senin hürmetine de sürdürüyorum. Şimdi, onun sözüyle şuradaki sözün arasında bir mübayenet var mı? Bir farklılık var mı? Yok. Aynılık var hocam. Aynılık var. Değil mi? Yani şuraya bakar mısınız? Diyor ki burada, efendim işte hiç, bu makamda olan kimseler diyor, hiç kimseden ders almadan doğrudan Allah'la irtibat halindedirler. O zaman bu cüzün sonucu doğru, bu inancı paylaşan, bu inancı savunan nurculuk içerisinde yalancı peygamberlerin çıkması an meselesidir. Elbette. Elbette. Hatta efendim Hristiyanlığa yakın durma geleneği nurcu arkadaşların içerisinden yoğun bir şekilde var olan bir hakikat. Benim tanıdığım bazı arkadaşlar, hemen ismini de söyleyeyim. Turgay diye bir sonra papaz oldu, kilise kurdu bir arkadaş. Yıllar önce bize Edebiyat Fakültesi'nde İngilizce dersi veriyordu. Sıkı bir nurcu geleneğinden gelme ve sonradan gitti. Efendim Hristiyan oldu. Aynı şekilde Pensilvanya'daki vatandaşın papaya arzu hürmet etmesi, onun misyonunu yüklenmiş olması da aynı geleneğin bir tezahürü olarak değil midir yani? Aynen hocam. Hatta o Turgay dediğiniz şahıs şimdi bir numaralı İslam düşmanı. Tabii. Bir numaralı azılı bir İslam düşmanı. Tabii tabii. Zaten hocam hurafelerin getireceği nokta siz de takdir edersiniz ki burasıdır. Kör bir bağlılık, kör bir düşmanlığı bu. Evet. Şimdi bir de mesela Mehdilik konusu değil mi? Evet burada hocam. Çok orada önemli bir, çok önemli bir şekilde risalelerde işlenen bir konu. Hatta kendisinin Mehdi olduğunu söylüyor. Bir de Mehdi'nin bir cemaat olduğunu ve Mesih'in ise bunun üzerinde bir şey. Şimdi buyurun, Fethullah Gülen demiyor mu? Benim hareketim Mehdi'dir. Bir anlamda bunu söylemiş olmuyor mu? Ben de Mesih'im demiyor mu? Zaten kendi söyledi hocam. Peki ben bir şey sormak istiyorum bu arkadaşlara. Veya herkese sorayım. Yani bir Mehdi gelecek, Mesih de inecek diyecek olan arkadaşlara, demek durumunda olan arkadaşlara, Mehdi gelince ne yapacaktı? Gücü, kuvveti elinde bulunduracak ve insanları, kafirleri öldürecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak. Şimdi bakın, eğer bir Mehdi gelecekse, şimdi yani dünyanın beşinci ordularından birisini neredeyse eline geçirmiş, efendim polis kuvvetinin neredeyse tamamını derdest etmiş, evet, ve üniversiteleri tamamen neredeyse toplumu az kalsa birkaç sene daha beklese tamamen Türkiye'yi teslim alacak bir güce ulaşmış bir kişi Mehdi'liğe layık değil midir eğer Mehdi var ise? Onaylayın Fethullah Gülen'in Mehdi olduğunu. Ha? Onaylasınlar hocam. Buyursunlar, onaylasınlar. Yani başka ne olacaktı yani o farz edilen Mehdi'nin, şimdi Fethullah Gülen'in şu anda içinde bulunduğu pozisyondan daha güçlü nasıl hale gelebilirdi? Demek ki o zaman elimizi vicdanımıza koyalım ve aklımızı kullanarak Allah'ın kelamında bulunmayan şeyleri getirip kitaptan sansınlar diye insanlara, dine, Allah'a ve peygambere iftira etmeyelim. Sen eğer burada Mehdi'nin kapısını açarsan, sonra da kalkar dersen ki Mehdi, Risale-i Nur Mehdi'nin programıdır dersen, evet, adam da ben de uyguluyorum der. Evet, uyguluyorum der. Onu kabul etmek zorunda kalırsınız. Bir de hocam şöyle bir şey var. Şimdi Nurcu arkadaşlar bize bir takım videolarda reddiyeler falan yapıyorlar. Efendim siz bizi anlamadınız, siz yanlış anladınız, siz Risale-i Nur'u yanlış anlıyorsunuz. Ben de hakikaten anlamak için sitelerine giriyorum. Bakın 10 tane site ismi saydım. Arkadaş bakıyorsunuz daha büyük fecaat çıkıyor. Evet. Şu lafa bakar mısınız? Hiç kimsenin manevi terbiyesine girmeden doğrudan Allah'tan, Kur'an'dan ve Resulullah'tan, Kur'an'dan anladım,
Hadi Resulullah'ı da hadis diye tevil ettik, onu da anladım. Doğrudan Allah'tan aldım ne demek ya? Siz bizim aklımıza dalga mı geçiyorsunuz diye sorarlar insanlara. Yani hocam şu eleştiri yapsınlar bize. Risale-i Nur'un şu kelimesini anlamamışsınız, şu bağlantı yok, bunu anlarım. Ama lütfen aklımıza dalga geçmesinler. Hani affedersiniz karşınızda aptal yok. Sen doğrudan hiç kimseden ders almadan ben Allah'tan aldım dersen ben de senin yalancı peygamber olduğunu düşünüyorum. Kusura bakma. Tabii canım. Hiç kusura bakma. Yani açık söylüyor üstelik de. Yani kapalı ima da etmiyor. Kapalı bir şekilde söylemiyor. Açıkça söylüyor. Bu kitap bana yazdırıldı. Bu kitaplar bana gönderilen şeyler. Bana daha ait bir şey yok ortada demiyor mu? Hocam, ve bu silsile Muhyiddin Arabi'den Celaleddin Rumi'ye, efendim Rabbani'den Bestamilere kadar. Bu gelenek biraz sonra zannediyorum onlardan da örnekler evet vereceksin. Evet hocam, onlardan da örnekler vereceğim. Mesele bu geleneği doğru anlamak ve bunu İslam'ın açık verileriyle yani değerlendirmek. Değerlendirin kardeşim. Kitap ne için gönderilmiş? Sadece namaz kılasınız, oruç tutasınız için değil. Doğru ile eğriyi birbirinden ayırasınız diye. Basiretler diyor bak, göz aydınlığı diyor. Aklın, vicdanın, gerçeğin, hakikatin ölçüsü olarak Kur'an bize indirilmiş. Doğru ile eğriyi birbirinden ayıralım. Hakla batılı, Furkan ne demektir? Hakla batılı birbirinden ayıran şey demektir. E şimdi burada bir iddianın hak mı batıl mı olduğunu neyle siz anlayacaksınız? Ölçü, gönderilen ölçüye vuracaksınız. Allah tarafından gönderilmiş elimize aklımızın, kalbimizin, gözümüzün, kulağımızın, duygu dünyamızın, düşünce dünyamızın, ilim dünyasının, hukukun gerçeklerini, evrensel normlarını Allah kitabında göndermiş. Sen şimdi bu normları ölçerken, biçerken eğer kullanmazsan, sen şimdi metreyi kullanmazsan, değil mi ölçü olarak, yapacağın bir bina daha hemen ilk temeli attığın an üzerine yıkılıverir. Kesinlikle hocam. Evet. Hocam, nurculuk hareketi, bakın bu en basit bir makale ama bilmem kaç yere yayılmış ve okuyup altına Allah razı olsun diyenler falan almış başını gitmiş. Şimdi bu zihniyet sahipleri aslında yalancı peygamberlik kapısının ardına kadar açmışlardır. Nurculuk hareketi tam anlamıyla yalancı peygamberlik hareketidir. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Evet. Yazdıkları makaleler, fikirleri, vahye bakış açıları bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hocam, ben bizzat Said Nursi'nin kendi sözlerine değinmek istiyorum. Yahut kabul ettiği sözlere. Hocam, Said Nursi kendi kitabı için şu sözleri kabul ediyor. Bunların bir kısmı kendisine ait, bir kısmı da talebeleri, şakirtleri, onu seven sadık dostlarına ait. Hı hı. Said Nursi'nin risalelerine baktığımız zaman, yani Risale-i Nur'u Risale-i Nur'dan tanıyalım dediğimiz zaman karşımıza şunlar çıkıyor. Risale-i Nur neymiş? Bu okuyacağım yerler, işte Emirdağ lahikası. Lahikası, evet. Yani arkadaşlar buradan baksınlar, bunu incelesinler. Burada ne var ne yok. Bir doğru mu söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz, biz mi çarpıtıyoruz, emin olmak isterlerse de emin olabilirler. Bakınız hocam, Risale-i Nur neymiş? Risale-i Nur, kainata baharın feyzini veren bir ab-ı hayat ve rahmetin ta kendisi ve hakikatin ta kendisi bir güller bahçesidir. Risale-i Nur, Allah'ın lütfu, tam ve mükemmel bir imandır. Risale-i Nur gizli bir hazine, bir mücevher kutusu ve nurun kaynağıdır. Dikkatinizi çekerim hocam, nurun kaynağıdır diyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor ki estağfirullah. Allah'ın nuru semavati vel ard. Sen Allah mısın? Sen Allah nurun mısın? Kaynağı. Bakın evet. Hocam, nurdan nasıl alıntıdır. Nasıl bir iddiadır, nasıl hayret. Hocam, nurdan alıntıdır demiyor. Nurdan yansımadır demiyor. Nurun tabii kendisidir diyor. Evet. Evliyanın baş tacı, eserlerin sultanı ve mananın özü ve Allah'ın bağış ve ihsanı ve Allah'ın hediyeleri ve Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı. Risale-i Nur bir hakikatler deryası ve inceliklerin sırrı ve bilgiler hazinesi ve keremler ve iyilikler deryası. Risale-i Nur hastalara hikmet şifahanesi ve zemzem suyu, sağlara hakikat gıdası ve hoş güzel kokulu rüzgar ve misk-i amberdir. Risale-i Nur Ahmet Aleyhisselam'ın geleceğini müjdelediği haber. Nereden çıkartıyorsunuz siz bunu? Hani bizi eleştiren nurculara soruyoruz, siz bizi anlamıyorsunuz. Tamam anlatın kardeşim. Sen nereden çıkardın Ahmet Aleyhisselam'ın senden bahsettiğini? Böyle bir saçmalık olur mu? Yani şimdi susalım mı biz buna? Şu rezalete bakar mısınız hocam? Bir de şöyle devam ediyor. Hazreti Ali'nin müjdesi,
Abdülkadir Geylani'nin yardım ve müjdesi, İmam-ı Gazali'nin tavsiyesi, İmam-ı Rabbani'nin ihbar. İftira atmadı, kimse kalmadı. Emin olun hocam, bu adamların hiçbirisi bundan haberi yok. Elbette haberi yok. Yani şimdi ben sormak isterim gerçekten şunu. Yani bir adam dese ki bugün kalksa, benim bir yazdığım efendim bu kitap Hazreti Ali'nin haber verdiği bir şeydir. Peki işte Abdülkadir Geylani'nin müjdesidir. Muhammed Aleyhisselam haber verdi. Peki diyor. Haber verdi. Nereden emin oluyorsunuz? Delinin belgen ne kardeşim? Ya kaldı ki böyle bir soruyu sormak bile abestir. Çünkü Allah Teala kitabının en son belge olduğunu, en son mesaj olduğunu, bundan sonra gayiptan, Allah'tan ve herhangi bir kişiden, herhangi bir şekilde kimseye mesaj gelmeyeceğini, Hatem-i Nebiyyin diye damgayı vurup, Hatem aynı zamanda damga demektir. Hitam, misk, Allah Teala kitabını damgalamış ve demiş ki bu bundan sonra Allah'tan herhangi bir evrensel bir mesaj gelmeyecektir. Nur budur. Basiretlerdir. Kalplerin, gözlerin nuru, aydınlatıcı projektörü budur. Bundan başka kendinize başka bir nur kaynağı aramayın. Ama bakın ne diyor hocam? Risale-i Nur, Risale-i Nur, evet. Ahmet'in müjdesidir. O iftira atıyor Peygamber, evet, Efendimiz'e. Dikkatle dinleyin hocam. Kitab-ı şeriat, kitab-ı dua, kitab-ı hikmet, kitab-ı ubudiyet, kitab-ı emr-ü davet, kitab-ı zikir, kitab-ı fikir, kitab-ı hakikat, kitab-ı tasavvuf, kitab-ı mantık, kitab-ı ilmi kelam, kitab-ı ilmi ilahiyat, kitab-ı teşvik-i sanat, kitab-ı belagat, kitab-ı ispat-ı vahdaniyet, muarızlarını delillerle susturandır. Risale-i Nur, Kur'an'ın taht-ı tasarrufu altında olduğundan, ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır, her dil kurur. Evet. İnsan hocam, korkunç. Fecaat yani. Korkunç şeyler korkunç. Yani. Yani şimdi orada biraz da belli bir yere kadar Kur'an'ın taht-ı tasarrufu altındadır demesinin sebebi de ona gelinceye kadar söylediği şeyleri biraz ağırlığını hissediyor. Onu oradan bir Kur'an'a güye bağlamak suretiyle meşru hale getirmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda Kur'an'ın taht-ı tasarrufu altında olduğu konusuna dair elinde belge ve delilini. Hani şu meşhur şey vardır ya, Kur'an'ın 20. asırdaki mucizesidir. Ya şimdi ben bir yerde söyledim. Dedim ki bakın, bir şeyin mucizesi onu gölgede bırakır normalde. Yani şu gözlük eğer bu kalemin mucizesi ise bu gözlük bu kalemi hükümsüz kılar. Çünkü artık bu mucize olmuştur. Ama kendisi mucize olan, yani kendisi belge olan, ayet olan, belge olan, en büyük ayetül kübra Kur'an'ın bir mucizeye ihtiyacı var mı? Kendinden sonra bir mucizeye. Neden mucize şey yapar? O mucize kendinden sonra gelen şeyin hüküm ferma olması gerektiğinin belgesidir, delilidir. Yani şimdi eğer diyorsanız ki şu risaleler bu Kur'an'ın mucizesidir, o zaman bu Kur'an'ın artık gereği kalmamıştır. O Kur'an'ın fonksiyonunu daha bir parlağıyla, daha bir bakın övücü kelimelere bakın, şeyde Said-i Nursi'nin risalelerinde risaleler için sıraladığı şu övücü kelimeleri acaba Kur'an için kullanmış mı? Doğrusu merak ediyorum. Ya en azından bunun kadar böyle şatafatlı, bunun kadar abartılı bir şekilde kullanmış olduğunu zannetmiyorum. Kullanmış olsa bile neyse değişmez ama şurada kullanılan ifadeler bu kitabın artık kutsal bir metin olduğunun açıkça ilanıdır. Hocam bir de şöyle bir durum var. Şimdi diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiyoruz ki. Ya mesele o değil ki. Sen niye kendi kitabını Kur'an-ı Kerim gibi Kur'an'la eş değer kabul ediyorsun? Ben sana onu soruyorum. Tabii. Zaten Müslümanlar arasında ben Kur'an'a inanmıyorum yani diyemezsin ki. Allah'a iman etmek, yani ben Allah'ın varlığını kabul ediyorum ama Allah'tan sonra başka bir ilah kabul ediyorsam şirktir. İşte bu şirk. Şimdi aynı şey, evet Kur'an'a iman ediyorum, var gelmiş bitmiş ama bundan sonra bakın bu kitap diyor ki buna iman ediyorsan
bundan sonra bir kitap gelmeyeceğini de iman edeceksin. Ve iki, bu kitap zaten şu iddianızı önceden haber veriyor. Bir takım insanların bana Allah tarafından vahyediliyor diye ortaya çıkacaklarını, bunlardan daha zalim kim olduğunu söylüyor. Demek ki o zaman buna iman etmişsen, o zaman ona Allah tarafından gönderilmiş Allah'ın nuru, Kur'an'ın mucizesi olarak inanman gerekmiyor. İnanmaman gerekiyor. Zaten şu iddialar, bakınız hocam, ne kadar mütevazi bir insan. Evet. Kendi kitabını öve öve yere göre sığdıramıyor. Yani siz hocam edebiyatçısınız. Siz Fuzuli'nin, Şinasi'nin, Nedim'in, Nesim'in şiirlerini incelediniz. Hangisi kendi şiir kitabı için, ne bileyim başka bir müfessir kendi tefsir kitabı için, başka bir muhaddis hadis kitabı için bu kadar ifade düzüyor? Ne demek Allah nurların kaynağıdır? Ne demek Muhammed Aleyhisselam benden haber verdi? Yani siz bu kadar saçmalığı sıralayacaksınız, bir de hiçbir şey olmamış gibi anlayış bekleyeceksiniz. Fehmiciğim, şairler soracak olursan, hani Allah Teala öyle diyor, yani şairler her vadide dolaşırlar ve şeytanın şeylerini dile getirirler. Şair sözü, aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Şairler içerisinde kendi şiirini vahiy kaynağı olarak gösterenler var, yok değil. Evet, evet, onlara da geleceğiz hocam, onlar da var. Var. Dolayısıyla yani o zaman şu kişilerin zihinsel bozukluklarıyla işte o cinlenmiş şairlerin zihinsel bozuklukları aynı şeyde mütalaa edilmesi gerekiyor. Bu bir patolojik bir hal. Bu bir zihinsel karmaşa. Ciddi bir şekilde. Yani Allah Teala Kur'an'da diyor ki dikkat et ki kalpleri ancak Allah'ın zikri tatmin eder. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Yani akılları, kalpleri, duygu ve düşünce dünyasını tatmin eden, onları itminan haline, onları denge haline sokan, onları doğru düşünen, doğru bir şekilde çalışan mekanizmalar haline getiren ancak Allah'ın kelamı olan Kur'an'dır. Kur'an'ı okumayan, Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ı izlemeyen bir kalbin, bir aklın, bir vicdanın doğruyu bulma şansı yoktur. O bakımdan şimdi Kur'an'la terbiye edilmiş bir zihinden böyle bir şey çıkmamalıdır. Çıkmaz hocam. Zaten hocam tatmin duygusunu Kur'an'dan başka kitaplarda arayanlar evet. Tıpkı deniz suyu içen gibidir. Suluğu evet. Geçsin, evet. İçtikçe de ada susayacaktır. Evet. Muhterem hocam, Said Nursi'nin bir de kendisine ait ifadeleri var. Şimdi Said Nursi'ye soruyoruz. Bu eseri kim yazdı? Aldığınız cevap şu. Yazdırıldı, yazdırılmış, yazdırılmadı, ihtiyarsız, manen icbar ediliyorum, izin olmadığından yazılmadı, ihtiyarım haricinde uzun olarak yazdırıldı, hikmetini de anlayamadık. Belki bir hikmeti var diye öyle bıraktık. Hakikatten haber aldım, irade ve ihtiyarım ile yazmadım, ihtiyarsız olarak telif edildiğinden beyana izin verilmedi, ihtiyarsız sevk edildim, yazmaya izin verilmedi. Şimdi hocam, bu ifadelerden anlıyoruz ki Said Nursi aslında Risale-i Nur'u yazan bir kalem ve bu kalemi oynatan birisi var. Bu kaleme birisi yazı yazıyor. Kimdir diye soruyoruz. Risaleler şu cevabı veriyor. Risale-i Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetül vuskadır. Yani çok sağlam, kopmaz bir zincir. Ve hablullah'tır. Allah'ın ipi. Allah'ın ipidir. Ona elini atan, yapışan kurtulur. Yine şöyle bir cevap alıyoruz hocam. Mübarek sözler şüphesiz kitab-ı mübinin nurlu lemaatıdır, parıltılarıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla birlikte kül halinde noksansız ve kusursuzdur. Evet. Hocam ne anladın? Allah'ın ipi kime aittir hocam? Allah'a aittir. Risale-i Nur'da Allah'ın ipi olduğuna göre. Cemi'an ve la teferraku ayetinde değil mi? Ve atasimu bihablillah. Allah'ın habli. Bir de başka bir ayette de kulların hablinden bahsediyor. Allah'ın habli. Halbuki Allah bölünmek ve parçalanmak istemiyorsanız gerek kendi içinizde gerek toplumsal hayatınızda şirke, tefrikaya, kesrete düşmek istemiyorsanız Allah'ın ipine sarılacaksınız. Bu ise elbette ki kulların ipidir. Kulların ipine sarılmak işte insanları cemaat cemaat, parça parça, hizip hizip, mezhep mezhep, parça parça eder
ve her parça kendindekiyle sevilmeye başlar. Evet. Ve kendinden olmayan kişileri dışlarlar. Hatta bu dışlama o hale gelir ki onları kendi ülkesinin insanları olduğu halde uçaklarla, efendim şeylerle öldürmeye, şehit etmeye, paramparça etmeye, ülkelerini işgale bile götürecek derecede çılgınlaştırır. Şuraya bakar mısınız hocam? Şey cemaat taassubu budur. Cemaat taassubu budur. Neden? Çünkü Allah'ın ipinden koptunuz ya, Allah'ın ipine sarılırsanız o sizi birleştirir. Kalpleri tefrikadan kurtarır. Ama kulların ipine, Allah'ın ipiymiş gibi sarılırsanız o zaman işte cemaat denilen o omurgamızdaki çatlaklardan birisini inşa etmiş olursunuz. Büyük çatlaklar mezheplerdir, küçük çatlaklar cemaatlerdir. Cemaatler de bir müddet sonra azmanlaşırsa mezhep haline gelir. Mezhepler de biraz sonra büyür ve din haline gelirler. Tıpkı Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. Ya da hocam Kadiyaniliğin kopup ayrı bir din haline geldiği gibi. Yahudilik de, Hristiyanlık da öyle. Hristiyanlık ve Yahudilik ayrı bir din miydi? Hayır hocam, hayır. İslam'ın bir mezhebi olarak, tefrika kokan bir mezhebi olarak kuruldu. Peygamberlerin adıyla anıldı. Tıpkı bugün bizim bir takım cemaat reislerinin adıyla kendimizi andığımız gibi. Ahmetçi, Mahmutçu, efendim Narcı, Nurcu, Süleymancı, Öteci, Berici, Hanefi, Şafii, Sünni, Şii gibi adlandırmalar. Halbuki Allah biraz önce okuduğun Hazreti İbrahim'le ilgili o sizin babanızdı. Hadi babanız olan İbrahim'in dinine, milletine gelin. Huve semmâkumül müslimîn. O Allah sizi Müslüm olarak sadece adlandırdı. Derken bu ne demektir? Sakın ola ki kendinizi Müslim yani Müslüman, İslam'dan başka bir isimle anmayın. Andığınız zaman bu parçalanma, o meşhur büyük filozofumuzun çıkıp da efendim Sünni omurga falan filan diyerek koyduğu şey aslında o Sünnilik ve Şiilik tevhid omurgamızın büyük bir çatlağıdır. Büyük bir kırılmasıdır, fay hattıdır. Bırakınız omurga olmayı, omurganın çatladığı noktadır orası. Ondan sonra bu çatlakların içerisinde de efendim cemaatler, tarikatlar, küçük küçük çatlaklar. Bunlar daha sonra bu küçük çatlaklar büyüye büyük çatlaklara dönüyor. Efendim bunlar mezhepleşiyorlar. Mezhepler bir müddet sonra din halinde teşekkül ediyorlar. Hazreti İsa'nın getirdiği de İslam iken sonradan İsevilik diye işte St. Paulus eliyle böyle bir mezhep oluşturuldu. Sonra bu mezhep efendim paganist kültürün etkileriyle yeni bir başka bir dine dönüştü. Kültür dinine dönüştü. Yahudilik ise, Musevilik ise yine Musa'nın aleyhisselamı getirdiği İslam'ı bu sefer ırkçılık ideolojisi haline getirerek onu da apayrı bir din haline getirdi. İşte hocam benim düşünceme göre nurculuğun da gelip dayanacağı yer burası eğer böyle giderse. İlerleyen yüzyıllarda farklı bir nurcu din, Müslümanları beğenmeyen bir nurculuk. Yani Fehmiciğim bakın burada nurcu arkadaşlar bizi saydırıyorlar. Evet maalesef. Saydırsınlar. Allah affetsin. Hepimizi de Allah affetsin. Ama bakın burada sen veya ben, sevgili Fehmi, herhangi bir şeye mi çağırıyoruz? Yani biz mesela Nurcu arkadaşlarımızı ikaz ederken, Süleymancı arkadaşlarımızı ikaz ederken, cemaatçi arkadaşlarımızı ikaz ederken, bu noktanın İslam'ın ümmetinin, İslam ümmetinin felaketi olduğunu söylerken, bunu biz herhangi bir grup, herhangi bir cemaat, herhangi bir kişi veya kendi adımıza mı yapıyoruz Allah korusun? Hayır. Allah korusun. Eğer böyle bir şey yapıyorsak Allah bizi elbette ki affetmeyecektir. Allah bizi cezalandıracaktır Cenab-ı Hak. Kesinlikle. Gerçekten ve içimiz sızlayarak diyoruz ki ya arkadaşlar farkında iseniz veya değilseniz gittiğiniz yol sizi Kur'an'ın apaçık arı duru yolundan sizi ayırıyor. Farkında olmadan tefrikaya düşüyorsunuz. Farkında olmadan Kur'an'ın ayetlerinde haber verdiği büyük tehlikelere ta boğazınıza kadar batmış durumdasınız. Dikkat edin diyoruz. Ondan sonra siz kalkıyorsunuz bize. Vay sen efendim filancaya karşı mısın? Filancaya sen kimsin ki onu tenkit edeceksin?
senin aklın ne ki onu eleştiriyorsun gibi demagojik, boş laflarla bize şey yapıyorlar. Hocam. Halbuki hocam, hani hakikaten buradan Burcu dostlarımıza ya da Müslüman olmayan başka dostlarımıza da davetimiz, tebliğimiz tevhid üzerinedir. Başka bir şey değil ki. Sizinle bizim aramızda bir tek ortak kelimeye gelelim. O da la ilahe illallah evet, olsun. Evet. Hocam, bununla birlikte dokunmamız gereken bir yer daha var. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap hocam, Lemalar. Sayın Nursi'nin Lemaları. Burada hocam bir yer beni bir hayli rahatsız etti. Nedir? Tahmin edebileceğiniz gibi 18. Lema. Hocam burada şöyle bir ifade var. 18. Lema'nın başında şöyle bir ifade var. Mahremdir, herkese gösterilmez. Zaten bazılarında da yok. Bu bölüm çıkartılmış. Şimdi hocam burada şöyle bir ifade var. 18. Lema'da Said Nursi yazıyor ve bir noktaya geliyor. Cebrail, Hazreti Cebrail'in ala nebiyyuna aleyhissalatu vesselam huzuru nebeviye getirip Hazreti Ali'ye Sekine namıyla bir sayfa yazılı ismi azam Hazreti Ali'nin kucağına düşmüş. Hazreti Ali diyor, ben Cebrail'in şahsını yalnız Alâ-i Mustema suretinde, yani gökkuşağı suretinde gördüm, sesini işittim, sahifeyi aldım ve bu isimleri içinde buldum. Diyerek bu ismi azamdan bahisle bazı hadisatı zikrettikten sonra Tahdis-i Nimet suretinde diyor ki, yani evveli dünyadan, kıyamete kadar ulûm-ı esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş. Kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olurlar diyor 18. Lema'da. Böyle bir ifade var. Hazreti Ali'ye bir nübüvvet isnadı söz konusu. Hazreti Ali'ye peygambermiş gibi gösterme. Sanki Allah'tan o da ayrı bir vahiy gelmiş gibi bir şey söz konusu. Hocam bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İslami bir taraf var mıdır? Olabilir mi? Yani şimdi yine soralım. Yani Hazreti Ali'ye böyle bir iftira... Herhalde yarın onun huzurunda, yani kıyamette herhalde bunun hesabını kimse veremez. Hazreti Ali'ye bu iftira gerçekten azim bir iftira. Yani hangi deliliniz, hangi belgeniz, nereden aldınız bu haberi de Hazreti... Bir defa şunu bakın, Hazreti Ali'nin meleği görmesi hadisesi değil mi? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bir bakın. Yani biz melekleri... Görelim, melekler gelsin denildiğinde Allah Teala ne diyor? Siz melekleri göremezsiniz. Görürseniz zaten yaşama şansınız yok. Değil mi? Melek Allah'ın gücü, kuvveti, elektrik gibi bir şey. Tuttun mu çarpar gidersin. Yani hangi hakla sen Hazreti Ali'nin meleği gördüğünü söyleyebilirsin? Ve hocam elinden sayfa aldım diyor. Evet. Şimdi ilham gibi tevhili de olmaz. Çünkü ilham yazılı gelmez. Evet. Böyle bir mantıksızlık evet. olamaz. Şimdi yani bunlar gerçekten yani beni bağışlasınlar saçmalamaktan başka bir şey değil. Hocam, ama sadece saçmalamak değil işte itikadı tabii. İtikadı tehdit eden boyutu var. Tabii yani burada çok açık ve aleni bir şirk var. Çok korkunç bir hadise söz konusu. Siz getireceksiniz Hazreti Ali'yi peygambermiş gibi göstereceksiniz. Cebrail'le muhatap edeceksiniz. Bu bir de hocam olay Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda meydana geliyormuş. Ya neden Cebrail Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a değil de ona bir şeyler veriyor? Evet. Bu Allah'a da iftiradır, peygamberine evet. de iftiradır, meleğe yani de iftiradır. Yani aslında bunlar iç içe geçmiş iftiralardır gerçekten, yani. Gerçekten Kur'an'da açık ve net bir şekilde ifade edilen bu yanlışlıkların günümüzdeki bir tezahürü. Peki hocam, size göre Risale-i Nur asrımızda Kur'an'ın en yüce tefsiri midir? En büyük tefsiri midir? Yani ona uzanan her dil kurur, her el kırılır mı? Şimdi bir defa yani Kur'an-ı Kerim'in böyle her asra hitap eden bir tefsiri olmamıştır, olmayacaktır da. Çünkü Kur'an kendini tefsir eden bir kitaptır. Eğer böyle bir tefsire ihtiyaç olsaydı bunu Hazreti Peygamber yapardı bize. Evet. Yani bir taraftan da denmiyor mu efendim hadisler peygamberin Kur'an'a tefsiridir. Yani sistematik bir şekilde baktığınız zaman hadisler Kur'an'ın sistematik bir tefsiri tamamını kapsayan bir tefsir olamaz. Belki birkaç ayeti açıklama babında metinler olarak karşımıza duruyor ancak sistematik bir tefsir söz konusu değil. Zaten olamazdı da eğer peygamber bunu tefsir etseydi bugün nurcuların
Risale-i Nurlar Kur'an'ın mucizesidir dediği gibi daha bir güçlü bir şekilde Kur'an'ı gölgede bırakan bir kitap olarak bizim elimizde bulunurdu hadisler. Mahfuz olsaydı. Kaldı ki yani hadislerde Kur'an ayetini açıklama babında kaç tane metin var araştırsanız Kur'an'ın tamamını içeren bir tefsir olarak hadis metinlerini göremezsiniz. Böyleyken yani risaleleri yani ondan şu kadar asır sonra yazılmış bir kitabı Kur'an'ın mucize tefsiri olarak tanıtmak da aynı yanlışın daha büyüğünü dile getirmek demektir. Çünkü yani baktığınızda risalelerde, Risale-i Nur denilen bu şeylerde, yazılarda Kur'an'ın yani tefsir metodolojisine uygun sistematik bir tefsir olduğunu görmüyorsunuz. Belki 6000 küsur ayetin kaçta kaçını ele almıştır risaleler. 300-500 tane ya vardır ya yoktur. Kaldı ki bu da böyle bizim anladığımız manada bir tefsir geleneğine uygun bir şey değil. Belki Kur'an ayetlerinden hareketle Said Nursi'nin içinde kendini araması olacak. Evet. Yani işin içerisinde bir de kendisine yazdırıldığı söylenen efendim kendi vehimleriyle beraber Kur'an ayetlerini de onun yanına koyarak, süsleyerek, püsleyerek böylelikle bir bize bir belge olarak, kutsal bir kitap olarak takdim ediyor. Yani bunun Kur'an'ın tefsiri olduğunu söylemek için çok fırın ekmeğe ihtiyacımız var. Doğru böyle hocam. Bir şey söz konusu bir de değil. Hocam, yani şimdi asrımızda Allah'ın ipi kabul ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu asrımıza kadar Allah'ın ipi olarak sapasağlam duruyordu. Koptu da Allah düğüm mü yaptı Risale-i Nur'a? Yani bir ihtiyaç mı var? Yani Allah ezeli... Neden Allah'ın ipi diyorsunuz da kendi kitabınızı eleştirilmekten kurtarmaya çalışıyor? Ne gereği var buna? Evet. Yani şimdi Cenab-ı Allah... Yani düşünelim hocam. Peki bundan bir önceki asırda Allah'ın ipi hangi kitaptı? Bir sonraki asırda hangi kitap olacak? Size kendi kitabınıza Allah'ın ipidir deme lüksünü kim verdi? Bu izni kimden aldınız? Allah-u Teala vahiy mi gönderdi? Bundan sonra Risale-i Nur'dur benim ipim diye. Evet. Hocam bir de şöyle bir durum var. İskender Evrenesoğlu. Evet. Bir de öyle bir vakamız var bizim. Şimdi hocam İskender Evrenesoğlu kendisine bir kitap yazdırıldığını söylüyor. Bir kitap indirildiğini söylüyor. Şimdi hocam ben bu kitabı aldım. Buraya da getirdim. Vatandaşlar bunu görsünler. Şimdi hocam benim dikkatimi çeken bir başka şey var bu kitabın içerisinde. Zaten bu bir yalancı peygamberlik iddiası. Alenen yapıyor bunu zaten. İşte şu kitapta hocam gördüğünüz gibi. Burada bir bölüm açmış. İskender Evrenesoğlu kendisi Amerika'da yaşıyor. Ben de sizin gibi bunun bir meczup olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Çok cüretkar bir meczup aynı zamanda. Şimdi hocam Risalet Nurları diye iki ciltlik kitabının birinci cildine bir ön söz koymuş. Allah'ın kitabının ön sözü olur mu diye soracağız da neyse hocam o soruya kalsın daha ciddi işlerimiz var. Allah insana kitap yazdırır mı diye bir başlık açmış. Şimdi bu başlık altında şunları söylüyor. Burada Abdülkadir Geylani'nin Risale-i Gavsiye tercümesinden bir kısım beyitler veriyor, bölümler veriyor. Sonra da şunu diyor. Görülüyor ki Abdülkadir Geylani Hazretlerine de Allah-u Teala Risale-i Gavsiye ismiyle bir kitap yazdırmış. Allah kendisine Gavs-ı Azam diye hitap ediyor. Ve de Allah'ı gördüğü kesin. İfadeye bakar mısınız hocam? Ne kadar kendinden emin. Diğer taraftan Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırılan kitabın adı Risale. Yani bize yazdırılanın aynı. Ayrıca Bediüzzaman Said Nurci Hazretlerine Allah tarafından yazdırılan 132 kitaba da Risale-i Nur adını vermiş Allah-u Teala. Gene aynı ismi kullanmış. Aslında aynı yalanın devamı. Bilindiği gibi Risale-i Nur'un Arapçası Risaleddin Nur'dur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine Mesnevi'yi Allah'ın yazdırdığı Mesnevi'nin takdim yazısında açıkça yer almaktadır. Mesnevi'nin ön sözünü koymuş buraya. Celaleddin Rumi diyor ki bu kitap alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi hocam bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Elbette ki bu adamın peygamberliğini kabul edecek falan değiliz. Böyle bir saçmalığa zaten düşmeyiz. Ama hangi geleneği kullanıyor? Evet, bu gelenek işte ortak bir gelenek. Ta en baştan itibaren. Yani zaten bakın Allah peygamberlerine
mesaj Allah'ın peygamberleri aracılığıyla zaman zaman insanlara mesaj göndermesinin amacı, gayesi insanları bu şarlatanların, bu aldatıcıların Allah ile aldatmasının önünü kesmek ve kendilerini insanlığın kurtarıcısı olarak takdim edip insanlığı sömürmek, insanlığı dalalete düşürmek amacıyla yola çıkan bu aldatıcıların bu emellerini kursaklarına bırakmak ve insanlığa doğru yolu göstermek suretiyle bunların hakimiyetleri altına girmelerini engellemek. Yani cahiliyeden insanları korumak ve kurtarmak. Eğer diyelim ki insanlar hak ve hakikati bilen, şirk içerisine düşmeyen, ondan sonra medeni, uygar, merhametli, Allah'ı, peygamberi, hak ve hukuku biliyor olsalar niye onlara peygamber göndersin? Niye onları ikaz edecek, içine düştükleri yanlıştan insanları kurtaracak mesajlar göndersin? Demek ki insanlar bu yol şeye, yanlış yollara, şirke, dalalete, küfre, isyana, tefrikaya ve savaşlara daha sonra düşmelerinin sebebi işte bu aldatıcıların ortaya çıkıp insanları Allah ile aldatmaları, insanların işte gaybtan haber verdiklerini söyleyerek onları istismar etmek, onları sömürmek ve onlar üzerinde hakimiyet kurmak için şeytani planlar yapmaları karşısında insanların akıllarını kullanarak hak ve hakikatin peşinde yürümelerini sağlayacak şekilde onlara ikaz edici mesajlar göndermesidir. Yani kitabı gönderdikten sonra, Allah'ın kitabı geldikten sonra bütün bu mecnunların, bütün bu meczupların ışıkları kararmış, efendim mumları sönmüş ve Allah'ın güneşinin karşısında bunların getirdikleri fitne ve fesat ateşi paramparça olmuş, darmadağın olmuş gitmiştir. Ama şimdi daha sonra ne oldu? Bu Allah'ın güneşi yeniden üzeri örtülmek suretiyle, balçıkla sıvanmak suretiyle aman okunmasın, aman anlaşılmasın diye zorlaştırarak insanların Allah'ın nurunu, hani diyor ya Allah, Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamak istiyor. Değil mi? Evet, evet. Ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ne demek ağızlarıyla? Yani bir muma ağızlarıyla, nefesleriyle üfleyip onu söndürmek ister gibi Allah'ın nuru olan kitabı sözleriyle, ağızlarıyla karartmaya, kapatmaya ve söndürmeye çalışıyorlar. Bunun içinde ne yapıyorlar? Ha, söndürdük mü? Tamam. Ama işte buyurun bakın bizim burada ışığımız var. Burada bizim getirdiğimiz ışık kaynağı var, nur kaynağı var diyerek insanları kendi hakimiyetleri altına sokmak, kendi kurdukları kulluk düzenini, kendi patolojik dünyalarında vehmettikleri manzarayı gerçekleştirmek için bu tip iddialar ileri sürüyorlar ve ancak ortadan kaldırmaya çalıştıkları Allah'ın kelamına doğrudan doğruya değil, dolayısıyla arkadan dolaşıp onu karartmaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Mesele hocam, bu. Hocam bir de yani yalancı peygamberlik iddia edenler çelişkiden kurtulayım derken derin çelişkilere, derin karanlıklara düşüyorlar. Bundan kurtuluşlar olmuyor. Mesela hocam bakın, şimdi İskender Evren'e sorulun bu kitabı, güya İnzal Suresi diye bir sure varmış. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Allah'a iftiraya besmele ile başlıyor. Hı hı. Ne kadar neyse hocam söylemeyeyim orasını. Şimdi hocam burada şöyle diyor. Bu kitab-ı kerim ıtla-i Türk İskender el-Ekber kulumuza indirdiğimiz bir ihsandır. Bu kitap levh-i mahfuzda ümmül kitabın içinde mevcut olup Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyaya indirmekte olduğumuz ilk kitaptır. Hani senden önce 132 tane kitabı Said Nursi'ye vermişti, ön sözü de öyle söylemişti.
Hocam siz hiç kendi kitabını inkar eden bir peygamber gördünüz mü? Allah-u Teala böyle kendi kitabını inkar eden, kendi indirdiği vahiyi inkar eden bir adam peygamber yapar mı? Aklı başında bir adam bunlara inanır. Ya zaten elbette ki yapmayacağı, bundan sonra peygamber gelmeyeceği zaten böyle ama diyor ki, çelişkilerini ifade etmek için sen bu şekilde kesinlikle konuşuyorsun. Kesinlikle hocam yani. Evet. Hani akli muhakeme dedik ki hocam. Şimdi bakınız burada güya Allah'tan gelmiş. Bu da kendisi yazmış. Şimdi yani yalan söylemiş diyeceğim ama onu da üstürlü becerememiş, tutturamamış. Yani çok enteresan bir durum. Burada asıl dikkat çekmek istediğim şey şuydu hocam. Hani Risalet nurlarıyla Risale-i Nur kardeşliği, aynı iddialar, evet, aynı temalar, aynı kavramlar, aynı güzergahtan aynı geçerek. Yol. Aynı yolun yolcuları. Yani aynı yolun çünkü yani Allah'tan, Allah'a iftira yolu. Kitaba iftira yolu. Ne bileyim yaşamış, vefat etmiş, geçmiş işte büyük şahsiyetlere iftira, Hazreti Ali gibi veya başka birileri gibi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Hazreti Ali ömrünü tevhid mücadelesiyle geçirmiş ve evlatları tevhid mücadelesinde şehit olmuş bir insan. Peygamberin bir numaralı yardımcısı, onun sahabisi. Bu insanı alıyorsunuz, getiriyorsunuz ve bu insanı Allah'ın reddettiği, kitabında kesinlikle reddettiği bir konuma getirip onu düşürüyorsunuz. Yani kendisine vahiy gelmiş bir insan. Şimdi Hazreti Ali ile ilgili bir takım mezhep ve meşreplerin ortaya attıkları, yani aslında kitap asıl Ali'ye gelecekti. Ama Cebrail şaşırdı çünkü karga gibi, iki karganın birbirine benzediği gibi gurabiye var ya, böyle bir mezhep var. İki karganın birbirine benzediği gibi Muhammed'le Ali çok benziyorlardı. Cebrail şaşırdı, aslında Ali'ye getirecekken Muhammed'e getirdi. Yahut da işte Kırklar Meclisi'nde işte Cebrail karşısına işte aslan gibi çıktı falan. Şimdi bu saçma sapan inançlar ile Hazreti Ali'yi aslında hatta bırakın peygamber olmayı, sonra Hazreti Ali aslında Allah Hazreti Ali şeklinde tecelli etti diyen gulatın bu telakkileriyle, bu uydurmalarıyla, yani şimdi Said Nursi'nin şurada Hazreti Ali'ye bir kitap geldi demesi arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Aynı küfrün farklı versiyonu. Güncel versiyonu. Hocam bir de şunlar kayda geçsin diye okuyayım. Risalet Nurlarında ne var? Vatandaş merak eder. Nasıl bir kitap? Hocam burada Risalet Nurları içerisinde bir kısım alıntılar yaptım. Okuyayım onları size. Einstein senin tasavvufu bilgine sahip olsaydı Müslüman olurdu. Gördün ki sen uçtuğun zaman kimse senin uçtuğunun farkına varmıyor. Beni defalarca gördün, vaktiyle Dayı Bey'in düştüğü hataya düşme. Beni defalarca gördün, Cibril'i, Muhammed kulumuzu, kendini de gördün. Onlara aralarındaki anlaşmazlıkları halletmelerini söyle. Hepsiyle ayrı ayrı toplantı tertip et. Sonra Demirel, Erbakan, Türkeş ve Feyzoğlu kullarımıza toplan gibi saçma sapan. Yani işte hani başta bir fıkra anlatmıştım ya. Yani kendini peygamber olarak gören bir kişiyi muayene eden doktorun ben böyle bir peygamber göndermedim. Şimdi burada yani vatandaş kendisini bir taraftan peygamber, bir taraftan Allah yerine koyuyor. İş çok karışık yani. Burada durum çok karışık. Yani durum gerçekten acil. Yani bu ifadeler ciddi şekilde klinik ifadeler ve meczubiyet ifadeleridir bunlar. Yani kendisine ben meczup falan demiyorum. Ama bu ifadeler bir meczubun hocam, ifadeleri. Hocam meczup demek kötü bir şey değil ki. Cezbeye tutulmuş demek. Evet, cezbe doğru. Meczubu saadet karini ilahi derler buna. Yani Allah'a çok yaklaştırılmış, cezbedilmiş. Yani çünkü aslında tasavvuf geleneğinde akıl terk edilmesi gereken bir şeydir. Aklın yerine aşk konulmalıdır. Aşk geldiğinde akıl gider. Akıl geldiğinde aşk çeker gider kalpten. Aşk neyse işte böyle bir akide oluşturulmuştur. Hatta Celaleddin Rumi de kendisini bir aşk peygamberi olarak nitelendirir. Evet hocam, bu çok önemli. Benim dinim aşktır. Ben aşk peygamberiyim. Şimdi aşk ise aslında Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kavram yok. Arapçada da aşk sarmaşık demektir, karmaşıklık demektir, kaos demektir aslında. Yani sevenle sevilenin
ayrılmayacak derecede birbirinin içine girmesi, yek vücut olması halidir. Dolayısıyla aslında Risale-i Nur geleneğinin de büyük çapta ilhamını aldığı bu vahdeti vücut tasavvufu, teosofi geleneğinde evet gerçekten de yol aşk yoludur. Yani kişinin ilimle değil, kıylukaldir çünkü ilim tasavvufta. Aşk imiş ne varsa alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak diyen şair. Aslında ilim, kıylukal derken bu hadis ıslahıdır, kal. Yani fıkıh, kelam, hadis, İslami bilgi disiplinlerini reddetmek ve onun yerine doğrudan Allah'tan ilham alacak bir esrime yolu. Yani bir efendim olgunlaşma yolu, insanı kamil olma yolu. Bunun tek yolu da zikirdir. Zikir ise tasavvufta bir kelimeyi anlamını hiçbir şekilde akla getirmeksizin sürekli tekrar edip aslında bir nevi kafa bulma halidir. Yani bir kelimeyi 100.000 kere tekrar ede ede başını sallaya sallaya daha sonra trans haline geçip kendini yüceltilmiş, işte kademe kademe, derece derece yüceltilmiş ve belli bir noktaya geldikten sonra fena fillah makamına ulaştığını kendi kendine hissetmeye başlayıp patolojik bir şekilde, sonra da artık enel hak makamı esas amaçtır. Ben Allah oldum. Allah ile benim aramda bir fark kalmadı. Şimdi bunu dediğiniz zaman canım öyle demek istemedi Hallaç. Ne dedi? Enel hak dedi. Ben Allah oldum. Allah'ım. Hayır efendim, Allah bende, ben hak yoldayım demekmiş. Halbuki bir parça Arapçadan nasipten olan kişinin enel hakın müpteda ve haber olduğunu, ene müpteda, efendim enel hak hakkında haber olduğunu, bunun ben Allah'ım, Allah oldum demek olduğunu bir İmam Hatip öğrencisi bilebilir. Eğer ben hak yoldayım diyor demek istiyorsanız, bunu böyle onun başka yolu var. Bunu böyle ene fi tariki hak dersin, ene fil hak dersin hadi. Ama ben enel hak dediğin zaman ben Allah oldum demektir. Ama efendim bunlar işte cezbe halindeymiş. İşte biraz önce cezbeden geldik ya. Ya bu cezbe hali, bilmem ne hali, insan halleri içerisinde normal bir hal midir? Cezbe hali sarhoşluk halidir. Hadi diyelim. Sarhoşluk halindeki kişinin sayıklamalarını siz ne diye kutsal bir şey gibi getirip de önümüze koyuyorsunuz? Sarhoşluk hali ise o zaman bu aklını bir kenara bırakmış. Bu adam sarhoş iken küfür kelimesi kullansa, bir cinayet bile işlese aslında hukuken de mesul bilerek işleyen kadar değildir. Değildir. O halde ama siz hem bu meczubiyet halinde olduğunu söylüyorsunuz, sarhoşluk halinde söylediğini, sekr halinde söylediğini söylüyorsunuz. Ondan sonra sekr halindeki bu sözü getiriyorsunuz. Normal insanların hayatında ölçü kılıyorsunuz. Evet. Ve hedef ittihaz ediyorsunuz. Hocam Allah ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü diyen zat sekir halinde mi söyledim? Herde bütün cemaat mı sekir halindeydi? Yani ne demek sekir? Manevi bu, alemde herhalde sekir. Bu nedir hocam? Bu paravandır. Ya Allah'la şey, aldatmak işte başka bir şey. Budur yani hocam. Yani. Hocam peki şunu söyleyeceğim size. Biraz ya daha aklımızda alay etmesinler. Biz yani aklımızı bir kenara koyma niyetinde değiliz. Hiç kendileri bu işe başlarken bakın ben şöyle söyleyeyim ben. Kendimden bir örnek vereyim. Buyurun. Anlamaya çalışıyorum. Yani bu insanlara musallat olan bu felaket cemaatlerin bölücü bir nevi paralel dinler haline gelen, mescidi dırarlaşan bu yapıların, oluşumların toplumda kendilerini kabul etme macerasına nasıl başladıklarına dair ben hayatımdan çok iyi hatırladığım şeyler var. Örnek vermek istiyorum. Fethullah Gülen hareketi ilk defa
toplum nazarında kendini insanlara sunduğu zaman şöyle bir söylemle insanların karşısına çıktı. Propagandistler derhal yayılarak, efendim, hoca efendi bir metrekarelik hasır üzerinde uyuyormuş. Bakın, bir metrekare hasır üzerinde uyuyormuş. Şimdi aslında şu kadarcık aklı olan bir insanın, şu kadarcık mantığı olan bir insanın inanacağı bir şey midir bu? Ha, değil. O halde niye bunu dile getirirler? Burada gerçekten önce kendilerine bir güç ve kuvvet toplamak amacıyla aklını tamamen dışlamış kesimlere ilk defa yöneliyorlar. Yani hiç aklını kullanmayan, tam cehalet içerisine efendim batmış insanları cezbediyorlar. Bunlar zaten şaman kültürünün etkisi altında, geleneğin akıl dışı, efendim şirke inanılmaz derecede batmış, cahiliyenin karanlığında debelenen tipleri önce cezbediyorlar bunlar. Aynı şekilde bakın, mesela işte bir başka cemaat, bir başka cemaatin de hadi diyelim menzil cemaatiydi, ben hatırlıyorum. İlk defa 1980'lerde falan hatırlıyorum, bir takım kişiler, bunların çoğu da emekli albaylar, subaylar idi. Bunlar cübbe, sarık, atkıyla gelirler, camilere musallat olurlar ve şöyle derlerdi. Efendim işte burada mübarek Gavs Hazretleri'nin yemeğine oturanlar yerler, 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 o tasta yemek bitmez bir türlü. Şimdi bu da dikkat edecek olursanız ancak aklını kiraya vermiş veya hiç kullanmayan, cahiliyenin tamamen ele geçirdiği tipler tarafından inanılacak bir şey. Bunlar toplandı. Bunlar cezbedildi kendisine. Ondan sonra bunlardan meydana gelen kuvvetle bu sefer ikinci kademede biraz mevki, makam, para hırsına düşmüş kişileri bu güçle devşirdiler. Ve onları işte bir takım yerlere getirmek suretiyle, onlara bazı şeyler vaat etmek suretiyle onları etraflarına toparladılar ve ondan sonra bunlar aracılığıyla korkunç bir ekonomik sömürüye başladılar. Ve derken bundan sonra da artık gerisi geldi. Şimdi böyle bir yol aşağı yukarı bütün cemaatlerin yoludur. Ben soruyorum, acaba Türkiye'de holdingi olmayan, efendim televizyonu bulunmayan, insanların ekonomik şeylerine, ceplerine musallat olmayan bana bir tek cemaat göstersinler. Gösteremezler. Çok önemli bir soru hocam bu. Evet. Çok önemli bir soru. Göstersinler. Siyasete, sonra efendim ticarete bulaşmamış bir tek bana cemaat göstersin. Ayrıca hocam şunu da göstersinler bize. Bir tane şeyh göstersinler ki Uydurma Hadisler diye kitabı olsun. Bir tane cemaat göstersinler ki hurafelerle mücadele etsin. Evet. Bir tane molla göstersinler ki menkıbeleri değil de Kur'an-ı Kerim'i anlatan evet. önceleyelim desin. Yani hocam bu sorularda sorulmalı. Şimdi hocam ben biraz daha güncelleştirecek bir soru soracağım size. Yeni FETÖ'lerin türemesini bu şartlar altında bekliyor musunuz? Tabii. Yani Fethullah Gülen hareketiyle Nurculuk hareketi arasında ne gibi bağlantı görüyorsunuz öyle sorayım. Yeni FETÖ'ler de bu noktada türeyebilirler mi? Tabii şimdi bakın bir defa cemaat kavramından hareket edelim. Ben geçen Facebook'ta bir paylaşım yaptım cemaatle ilgili. Ne demek cemaat? Cemaat ne demektir? Yani İslam fıkhında diyelim veya Kur'an'da İslam'ın toplumsal şeyinde İslam toplum sistematiğinde böyle bir kavramın yeri var mı? Cemaat ne demektir? Cemaat cami kelimesi
toplayan, bütünleştiren anlamıyla belki İslam'da tek cemaat vardır, o da ümmettir ve millettir. Ümmet ve millet ise dinle müteradif bir kavramdır. Millet-i İbrahim, dini İbrahim, yani ümmeti Muhammed, dini Muhammed aynı anlamlara gelir. Yani dinle millet, ümmetle millet eş anlamlı şeylerdir. Ve İslam tefrikasız tek bir vahdet toplumu, tek bir gerçek etrafında toparlanmış kardeşler topluluğu şey yapıyor. Küntüm ümmetün kat halet leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Siz bir ümmet, öyle diyor ki Allah Teala. Allah bir ümmetti, yaptıkları kendilerini bağlar, evet, gelip geçti tamam. Buyuruyor Allah. Evet, kat halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve ila ahir. Şimdi burada Allah Teala İslam ümmetini o şeyde siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. İçinizden diyor hayra çağıran bir ümmet bulunsun diyor. Evet. Vel tekum minkum ummetun yed'una ilel hayri ye'muruna bil ma'rufi ve yenhevna anil munker. Şimdi bak burada çok ilginç. Ayeti anlarken parça parça ederek anlıyoruz. Sanki Allah Teala buradaki ümmet kelimesini bir grup diye şey yapıyor. Sizin aranızdan bir grup çıksın, hayra davet etsin, nehy anil münker, emri bil maruf yapsın. Öyle mi? Hayır, hayır. Orada vel tekun minkum. Sizden böyle bir ümmet olsun demek. Aslında bütün bir ümmeti tek bir parça halinde hayra davet eden ve efendim marufu emreden ve şerden sakındıran bir ümmet olmamızı istiyor. Yani topyekün bizim bu vasıflarla vasıflanmış bir bütünlük halinde parçalı olmayan bir şey. Şimdi cemaat deyince ne oluyor? Cemaat bir defa kendi içerisinde kapalı bir oluşum. Gizli, sırrı zaten sonra cemaatle tarikat birbirinden ayrılmaz gerçeklikler. Yani bir tarikat ekolüne bağlı olmayan bir cemaat gösterilemez şu anda Türkiye'de. Yani cemaatle tarikatlar aslında paralel oluşumlardır. Tarikat da sonuç itibariyle açık, aleni, hatta demokratik diyelim, insanların gözü önünde şeffaf, arı duru oluşumlar değil, gizli kapalı, kendi içerisinde kapalı bir oluşum. İç yapılanması olur. Ve babadan oğula geçen, yani insanların şura ile seçtikleri bir şey değil, babadan oğula geçen bir saltanat şeyidir, yapılanmasıdır. Bu yüzden de bazı tarikatlerde şeyhlerine sultan ismi verirler. Şeyler. Çünkü bu saltanat geleneğidir. Babadan oğula geçer. Eğer oğul yoksa oradan damada geçer. Yani tenasül yoluyla devam ediyor. Nesilleşme yoluyla. Halbuki peygamberin hareketinde ve peygamberin irtihalinden sonra mesela halifelerin seçilmesinde bile sonuçta ümmetin şura yoluyla danışarak, bütün ümmete danışarak ulaşabildikleri lideri seçme yolu ittihaz edilmiştir. İslam'da da yol bu yoldur. İki, cemaatler bu kapalılıklarından dolayı toplumu parçalayan, bölen ve tefrikayı ortaya çıkartan oluşumlardır. O yüzden yani İslam cemaatleşme ile değil ümmetleşme yolunu kapısını açmıştır. Cemaatleşmeyi ise İslam'daki ilk cemaat peygamberin asrında Mescid-i Dırar hareketidir. İlk kopan ümmetten koparak cemaatleşen o hareketi bir paralel harekettir. Orada maksat bir cami, bir mescit inşa etmek değil. Orada mescit bir hareketin merkezidir. Yani ayrı bir yapı merkezi oluşturdular. Ve Allah onların o yapılarını başlarına yıkıverdi. Yıkıverdi hocam. Evet.
Hocam, cemaatleri tanımladıktan sonra şunu soracaktım size. Peki bu kadar şirke hurafeye değindik, bunları anlattık. Ama hocam değinmemiz gereken bir kişi daha var. Günümüzde son derece popüler, hepimizin bildiği, ekranlardan tanıdığı. Cübbeli Ahmet Hoca diye bildiğimiz bir kimse. Yani bunu bu programda söylemek zorundayız. Hocam şöyle bir iddiası var. Bundan yıllar önce kendisi hakkında bir takım iddialar ortaya atılmış. İşte Efendi Hazretleri kendi ağzıyla, efendim bir takım akrabaları falan kendisine bir takım iftiralar atmış. Olay çözüme kavuşmamış. Bunun üzerine işte bir istihareye yatılmış. Sonra şu sonucu ortaya çıkmış. Bu istiharenin sonucu olarak Efendi Hazretleri beni çağırdı ve şöyle dedi. Netice neymiş? Ahmet, senin hakkında Evliyaullah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah-u Teala tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın, onun işlerini ben hususi yönetiyorum, ona kimseyi dokundurmayın buyurdu. Bu yazı Arifan Dergisi 55. sayı yıl 2012 Nisan sayısı. Allah-u Teala bizzat tecelli ederek Ahmet'i bana bırakın diyor. Hocam burada bir koruma kalkanı oluşturması söz konusu değil mi? Ne demek şimdi yani Allah-u Teala kendisi neden bir kimse onun korumasını bana bırakın desin? Yani Allah-u Teala bir dergiye röportaj mı verdi? Yani Kur'an'da olmayan vahid bu dergide ne işi vardı? İnsanın pek çok soru geliyor aklına. Yani bu vakayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu yıllardır bunlar konuşuluyor biliyorsunuz. Bu şahsın tabii cinnet ayarında bir söz bu. Bunu artık İslam fıkhının veya Kur'an'ın ıslahında ifade edebilecek ben kelime bulamıyorum. Yani şirkten, hatta küfürden başka neyle ifade edilebilir bu? Yani apaçık iftira, Allah'a iftira. Apaçık bir şekilde bir de yani şimdi hadis uydurmayı bırakın, hani hadis uydurabilirsiniz diye son bir beyanatı var Cübbeli'nin. Yani diyor doğru ise diyor bir şey o söylenebilir diyor. Yani hiçbir mahsuru yoktur diyor. Böyle uydurma hadis falan da yoktur. Geçtim onu. Hani uydurma hadisi. Burada uydurma ayet. Ayet uyduruyor yani. Ayet uyduruyor. Yani Allah'ın sözü olarak bir sözü naklediyor. Ne demiş? Şeyhi demiş ki Allah'a sormuş. Allah demiş ki onu bana bırakın. Şimdi bu nedir? Allah'ın bir sözü olduğunu iddia ediyorsunuz değil mi? Allah böyle söyledi diyorsunuz. Evet hocam. Bizzat tecelli buyurarak böyle dedi. Kalallah. Evet. Diyorsunuz. Kalallahu Teala fi kitabihil kerim diye değil mi? Cumalarda kalkar şey yaparlar. Vaiz efendiler veya hatip efendiler. Bu da diyor ki evet. Kalallah diyor bak. Allah böyle dedi diyor. Ama buna ne denir şimdi? Allah'ın söylemediği bir söz. Hocam buna şu ayet okunur. Estağfirullah. وَمَنْ اَذْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذَبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. Yani Allah bunun için zalimden, zalim. Bundan daha kim, zalim kim olabilir? Yani hocam şu şurada yazılan insanları uyandırmayacaksa insanları ne uyandıracak? Evet. Daha ne diyelim? Yani biz? Kendisinin uyanma falan gibi bir niyeti olmadığı apaçık. Yani şimdi burada kusura bakılmasın. Yani apaçık bir şekilde Allah'a iftira eden bir kişiye diyorsun ki bu Allah'a iftiradır diyorsun. Tamam mı? Bu adam eğer bu iftirayı kendisinin yüzüne vurulduğunda eğer bundan ürpermiyorsa, kalbi eğer ürpermiyorsa, derileri ürpermiyorsa ben kusura bakılmasın ama böyle bir insanı, ben Cübbeli'yi şimdi bir kenara bıraktım. Sen bana desen ki Fehmi, Allah bana efendim göründü yahut da bir arkadaşıma göründü ve bana dedi ki, ona dedi ki, şimdi mesela senin bir arkadaşın Ahmet, sen diyorsun ki bana, Allah Ahmet'e tecelli etti, göründü. O da Allah'a sordu. Ya Rabbi Fehmi kulunla ilgili ne diyorsun? Şimdi sen Ahmet'ten naklederek diyorsun ki
Allah Ahmet'e dedi ki, aman aman, o Fehmi kulum çok mübarek bir kuldur. Sakın ona karışmayın, o ne derse doğrudur. Derse, sen bana böyle bir şey dersen, ben sana apaçık küfür olduğunu söylerim. Ve bunu seni ikaz ederim. Derim ki Fehmi, aman kardeşim, sen ne dediğinin farkında mısın? Bu senin dünya ve ahiretini perişan edecek, seni ebedi cehenneme gönderecek sakin bir yol olduğunu kardeşim yapma, ne olursun etme der ve seni ikaz ederim. Burada benim herhangi bir çıkarım söz konusu değil, bir çıkarımın zedelenmesi söz konusu değil. Ama senin ahiretinin heba oluşu beni ürpertir. Bir insan olarak elbette senin kafirler ve müşrikler güruhuna dahil olman beni rahatsız eder. Mümin ve muvahhid olman beni sevindirir. Bensin senden şimdi bunu görsem sana direkt söylerim. Şimdi durum bu. Biz buna söylüyoruz. Ben defalarca televizyonda, canlı yayınlarda kendisine hitap ettim. Bak dedim, mesela sen Cebrail perdeyi açmış, vahiy aldığı yerde peygamberi görmüş. Ondan sonra kalkmış gelmiş peygambere, demiş ki Cebrail, ya Rabbi, demek ki ben ya vahiyleri ya Resulallah, demek senden sana getiriyorum. Minke ileyke. Şimdi bunun, dedim ki beyefendi dedim, siz bunu söyleyerek peygamberi ilah yapmış oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Ya bu sizin için ben bir hatırlatma. Benim senin müşrik olmandan hiçbir kazancım yok. Aksine mümin olmandan elbette ki benim bir kazancım var. Niye sen bir insan olarak, yakışmaz ki bir insana böyle iftiralar atmak. Kur'an'ın apaçık yolu ortadayken niye sapıklığa, niye şirke, niye Allah'a iftiraya efendim tevessül edersin? Nedir burada? Ha, çıkarın mı? Allah ne diyeyim yani? Cennetten daha büyük çıkar ne olabilir? Allah'ın rızasından daha öte ne olabilir? Daha kazancın ne olabilir? Günde şu kadar efendim insanı istismar edip bundan, bu insanların, bu zavallı insanlardan elde ettiğin bu efendim her neyse gelir, hocam yani. Neyse, yarın Allah'ın huzurunda hani kızdırılıp yanına yöreni dağlanacağından hiçbir endişen yok mu senin? Öyle diyor bak, parayı biriktirip de hani ruhbanlar bir de insanları aldatarak onları... Şimdi yani inan ki içim sızlıyor. Yani şu sözleri bu kadar cesaretle nasıl bir insan söyler? Bir de hocam biz acaba yani şimdi bunları söylerken bir insan Allah'a iman ediyorsa bunu nasıl söyler? Ahirete iman ediyorsak, mutlak hesap vereceğimizi, Allah'ın hesap vereceği, Allah'a hesap vereceğimizi, peygamber bile diyor ki ben bile hesap vereceğim. Allah kitabında söylüyor peygamberi için, diyor ki sen ve ümmetin bundan sorumlu tutulacaksınız. Derken peki inanan bir insan bunun mutlak bir şekilde karşımıza dikileceğini o günün inandığı halde nasıl böyle bir iftira atar? Yani bunu, buyurun cevap verelim. Hocam ya. Akıl duruyor, dil duruyor. Cevap artık ne yapacağımızı şaşırıyoruz yani bu konuda. Çok üzücü bir şey. Bir de hocam şöyle bir şey var. Şimdi biz burada tenkit ettiklerimize nefretle bakan insanlar değiliz. Elbette ya. Nefret ne etmiyoruz. Şey, yani. Karşılık nefsi bir kinleşme, öyle bir şey yok içimizde. Neden yani? Ama bir kazancın mı var benim ya? Hocam şuna itiraz etmek zorundayız. Senin bir kazancın mı var abi? Hayır hocam, hiçbir kazancım olmayacak yani. Şuna itiraz etmek zorundayız. Tamam kardeşim. Sen neye nasıl inanmak istiyorsan inan. Ama lütfen bu inandıklarını İslam diye anlatıp da başkalarının ahiretini heba etme. Ben buna gözüm ama. Ben buna gözüm ama. Hocam son olarak şunu soracağım size. Diyanet, şirk ve hurafeyle mücadelenin ne tarafında? Bunu kısaca yanıtlayın. Bir de hocam artık hocalara, gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani bu konuşmanın sonunda şimdi ne anlamalıyız? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez benim sevdiğim bir insandır. Birkaç kez de beraber olmuşum.
efendim kendisinin sireti, sureti temiz bir insan. Ve inanıyorum ki Mehmet Görmez Hoca Efendi aynen bizim gibi Kur'an merkezli sahih bir İslam'ı hoşuna gidiyordur. Ancak ya yetişme geleneği itibariyle, hani bir gün Abdülaziz Hoca'yla bir televizyon programındaydık. Ben konuşurken bir ara dedim ki, hocam ben ilahiyatçı değilim ama dedim. Dedi ki, iyi ki değilsin dedi. Neden? Çünkü yani ilahiyatçı olmak tabii ki bir şereftir. Güzel bir şey. Yani sonuç itibariyle. Ama bir mesleki formasyon içerisinde İslam'ı görme eğiliminde kimi ilahiyatçılarımızda? Yani bundan Abdülaziz Hoca gibi, Mehmet Okuyan gibi insanlar bunun dışına çıkmış olduklarını biliyorum ama birçok ilahiyatçı İslam'ın bir meslek olduğunu söylüyorlar. Ve hatta ben bazı noktalarda farklı düşünme eğilimine girdiğimde bana, hocam siz mesleğinizle ilgili konuşun. Ya ben de onlara diyorum ki, kusura bakmayın, Allah'ın dini meslek midir? Allah bu dini ilahiyatçılara mı gönderdi sadece? Diyanet teşkilatına mı gönderdi? Yapmayın, etmeyin. Eğer bugün ilahiyat formasyonundan imtihan edilmeye kalkılsa Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir inan ki sıfır çekerler. Yani o zaman ne kelam, ne tefsir, ne hadis, ne efendim hatta hat sanatı, hatta İslami musiki bugün ilahiyat fakültesinin müfredatı içerisinde hangi birisinden kaç puan alırlardı yani? Aynen hocam. Onlar sadece ve sadece Kur'an'ın apaçık beyanı üzerine bu İslam'ı akıllarıyla, vicdanlarıyla, kalpleriyle. Şimdi bu sebeple yani şimdi daha sonra İslam kültürünün getirdiği bir takım kavramlar tıpkı İslam'ın asli değerleri gibi kabul görmeye başladıktan sonra böyle bir savrulma yaşadık biz Müslümanlar olarak. Ya ben bunu söylediğim zaman bana diyorlar ki, hatta ilahiyatçı bir hocamız bana, sen kültür düşmanı mısın hocam? Benim söylediğim şey şu, kültürümüzü muhafaza edelim ama din haline getirmeyelim. Dinimizi de kültürleştirmeyelim, Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi veya Budizm gibi. Muhtemelen de bu da bir peygamber olabilirdi ama o din artık bir kültür şirkle tamamen efendim dopdolu yani bir kültür. Bir kültler bütününe dönüş. Bugünkü Hristiyanlık gibi. O bakımdan şimdi Diyanet, mesela Diyanet Şurası'nda bu 15 Temmuz sonrası felaketten kurtulabilmemiz için bazı kavramların derli toplu bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusu açılınca efendim kalktı işte bu meczubun sahte Mehdi olduğunu söyleyiniz. Söyleyince, ha o zaman affedersiniz, sahte Mehdi var da de gerçek Mehdi mi var? Gibi bir soru çıktı ortaya. Niye doğrudan doğruya apaçık, net bir şekilde ifade edilmez ki? Kardeşim, Mehdi'lik, Mesih'lik, bilmem Hazreti İsa'nın inişi şudur budur, bunların İslam'la bir alakası yoktur. Bunlar kültürümüze İsrailiyat yoluyla girmiş şeylerdir, hurafelerdir. Niye demiyorsunuz? İki, efendim akredite cemaatleri saydı ilahiyat. Akredite olmayan cemaatleri saydı, akredite olmayan. Geriye şunlar akredite. İyi de güzel hocam. Ey ilahi, ey diyanet. Şimdi bu akredite olanlarla olmayanlar arasında siz hiç paralellik görmüyor musunuz? Hiç aynıyet görmüyor musunuz? Aynı bataklıktan neş'et eden şeyler olduğunu anlamak için
İlle ikinci bir 15 Temmuz mu Allah korusun Allah yaşamamız korusun. Lazım. Olay ne? Olay birisinin Kur'an'ın ekseninden koparak vahiy aldığını söylemesi, peygamberle görüştüğünü söylemesi, hatta ilahlık taslaması ise bunu sadece Fethullah Gülen mi yapıyor? Ha buyur. İşte Allah'la görüştüğünü söyleyen bu arkadaşımız, ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü diyen bu cemaat, akredite cemaat bu. Ne olacak şimdi? Yeni FETÖ'lerin zemini hazırlanıyor hocam. Başka bir şey yanlışlıkla bunu kasıtlı bir hareket olduğunu düşünmüyorum da böyle bir gaflet mi diyelim artık adını siz koyun böyle bir durum var. Peki hocam burada gençlere tavsiyeniz nedir? Bu biraz daha akademik oldu. Genç kesime neyi öneriyorsunuz hocam? Genç kesime vallahi ben yeni eğitime başladık. Bismillah. Üniversitede. Birinci sınıflarda, dördüncü sınıflarda, eğitim fakültelerinde söylediğim şey şu. Tabii ki bu 15 Temmuz olayına değinmek zorundayız. İlkokullarda bile anlatıldı. Benim orada bu konuya değinmemem ihanet olurdu. Ve bütün herkesin bu konuyu anlatması lazımdı. Ama bunu anlatırken herhangi bir grubu, herhangi bir hizbi koruyarak veya karşımıza alarak yani mesela anti nurcu, anti menzilci, anti bilmem tarikatçı olarak benim böyle bir şey hiçbirimizin yakışmaz. Biz antilerle fikir ve düşünce dünyamızı inşa etmeyiz. Şimdi bana soruyorlar sen tasavvufa karşı mısın? Kardeşim ben karşı marşı değilim. Hiçbir şeye karşı değilim. Hadi diyorum ben Marksizme de karşı değilim. Materyalizme de karşı değilim. Benim kabullerim var. Onlar bana karşı olsunlar. Ben niye onlara karşı? Karşıtlıkla kendimi izah etmem. Aklımı kullanmaya çalışan ve istikametimi Kur'an'la inşa etmeye çalışan ve Allah yolunda onun rızasını kazanmak için bu dünyamı İslam'la mamur kılmaya, ahiretimi de kazanmaya çalışan bir insanım. Ben hiç kimseye karşı falan değilim. Ha karşı olmam için bir başkacı olmam lazım. O başkacılıktan dolayı ona karşı olmam lazım. Ha hiçbir şeyci değilim ben. Hani şeyin dediği gibi Oflu'nun direkt Allah'a bağlıyım inşallah. Yani Allah ile ilişki kurduğum anlamında söylemiyorum. Onun kitabına bağlıyım. Ona yöneldim. Ben onun kitabıyla yaşıyorum. Ben onun kitabını efendim tilavet etmeye çalışıyorum, izlemeye çalışıyorum. Bitti. O halde söylediğim şey şu. Aklınızla inanacaksınız. Aklınızla dünya hayatını yaşayacaksınız. Aklınızla ibadet hayatınızı gerçekleştireceksiniz. Eğer aklımızla yaşamıyorsak hiç yaşamamışız demektir. O yüzden bir de ben edebiyat ve dil meseleleri doğrudan düşünceyle alakalıdır. Ben eski edebiyatın kaynakları dersine başlarken önce dilden bahsederim. Dil düşünce ilişkilerini kurcalarım. Ve düşüncenin Allah'ın insana üflediği ruh olduğunu Secde suresi 7-8-9'da ifade ettiği gibi. Dolayısıyla hayatı ruh ile yaşamak. Yani akılla yaşamak. Bu akıl da Kur'an ve dimağın birlikte. Yoksa rasyonalizmin aklı değil. Bunu bazen şeye gargaraya getirip hocam siz işte rasyonalist misiniz? Hayır ben rasyonalist değilim. İslam'ın aklı ayrıdır. Rasyonalizmin aklı ayrıdır. O tamamen bir efsanedir rasyonalizmin rasyosu. İslam akıl derken altını doldurur. Vahiy ile beraber düşünme mekanizmasını kastediyor. Vahiyden arınmış, vahiyden soyutlanmış bir tefekkür zaten istikametini bulabilmiş bir tefekkür değil. Ona da akıl denmez. Vahyin ışığında çünkü vahiy aklın ışıklarından bir ışıktır. Aklın ışıklarından bir ışıktır vahiy. Gözlem ve deney de aklın ışıklarından bir ışıktır. Bütün bunları alır ve dimağda hükme dönüştürür. Bu işte akıldır. Bu aklı kullanmayı gençlere, hocam. Hocalarımıza.
Hepimiz ve, hocam. Ve hepimizin. Hepimiz hocam. Hocam. Ya Allah rızası için ne olursunuz ya. Cuma'ya gidiyorsunuz kardeşim. Adam orada efendim Allah'ta şeyden bir ayet zikrediyor. Ve bir bakıyorsunuz ki hiç ayetle ilgili bir şey yok. Ondan sonra ve gale Resulullah diye bir rivayet ve bütün hutbeyi, bütün vaazını hatta o hadisin üzerine bina ediyor. Rivayetinde, hadis de demeyelim. O rivayetin üzerine bina ediyor. Halbuki ya konuşanlar Allah'ın kelamıyla konuşsunlar. Yeter artık. Evet hocam, maalesef bu. Din budur. Çok derin bir çarpıtma. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Bütün kafirler tövbe etseler dahi, bütün işgal edilmiş topraklarımızı terk etseler, bütün emperyalistler, sömürgeciler, Müslümanlar bu hurafeci, bu mantıksız din anlayışı, bu aklı yok sayan, aklı çamurdur diyenler, bu kafa yapısına sahip olan insanların hükmettiği bir İslam coğrafyasında kavgalar, yalanlar, yanlışlar, darbeler hiçbir zaman bitmeyecek hocam. Bitmez. Bitmez hocam. Çünkü bataklık orasıdır. Bakın burası bir bataklıktır. Bu gördüğümüz işte FETÖ'ler, bilmem nedirler, ÇETÖ'ler, ÖTE'ler, BERİ'ler bunlar bataklığın sivrisinekleridir. Bir ahtapotun kolları gibi hocam. Evet. Burada darbe olarak ortaya çıkar, orada teokrasi olarak ortaya çıkar, evet. Bilmem nerede oligarşi olarak ortaya çıkar. Öbür tarafta terör olarak affedersin, terör olarak ortaya çıkar ve enteresan bu kolların birçok zaman yan yana beraber hareket ettiklerini görüyorsun. İslam dinini sarmaladıklarını. Bakın tabii. Hocam yani çok enteresan değil mi? En zengin coğrafya bizde. En stratejik bölgeler bizde. Yani yeryüzünün ciğerleri, gözleri bizde. Ama gelin görün en çok sürünen de biziz. Evet. Bu hurafe bataklığının bizi götürüp dayandıracağı yer işte başkalarına sömürge olur. Şimdi buraya gelmeden önce Facebook'ta bir şey paylaşmıştım. Myanmar'da o bebelerin, Müslüman çocukların elleri kırılarak sonra götürülüp idam ediliyorlar. Suriye'de çocuklarımız, bebelerimiz, kardeşlerimiz betonlara gömülüyorlar. Elleri, ayakları böyle şeylerle çıkıyor. Bir gecede 300 insanı katlediyorlar. Ve biz bunları görmüyoruz. Ümmetin aç ve sefaletle sürünen efendim insanlarını hiç düşünmüyoruz ve turistik seyahatler yapıp büyük paralar harcayarak lüks otellerde günah çıkartma gezileri gibi biz umrelere gidiyoruz. O türbelere böyle de dönüştü hocam maalesef. Türbelere de dönüştü, evet. Başka şeylere de dönüştü. Şimdi hocam bunu yazdım ya, bir kısa zaman içerisinde yüzlerce beğeniye ulaşmış. Tabii canım siz de o zaman maaşınızın dörtte üçünü veriyor musunuz? Ya ben burada ben kendimi de işin içerisinde elbette katıyorum. Ama bu zihniyet problemi hocam. Bütün bir ümmete bunu söylüyorum ben. Benim vereceğim belli. Ben borç harç içerisinde yaşayan bir insanım. Elhamdülillah. Ama öyle insanlarımız var ki bir gecede trilyonlar kazanıyorlar bir günde. Ve evet bu arkadaşlar namaz niyaz kılan insanlar. Paraları biriktiriyorlar. Ondan sonra gidip gösterişli bir şekilde Kabe ziyaretinde. Yani sanki günah çıkaracağız. Eleştirilerimiz bunlara yönelik. Muhterem hocam güzel bir program oldu. Güzel konulara değindik. Allah nasip ederse ilerleyen programlarımızı daha açarak ilerleyeceğiz. İnşallah. Yani bu burada kalmayacak. Hocam lütfettiniz, geldiniz. Yorduk sizi. Benim için şerefti. Teşekkür ediyoruz hocam. Görevdir. Hocam bir sonraki programda buluşmak üzere. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah değerli izleyiciler, siz de Allah'a emanet olun. İnşallah daha sonra ilerleyen haftalarda yeni programlarla karşınızda olacağız.